İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Teke hoş geldiniz. Bu akşam Teke Teke deplasmana çıktı. Daha doğrusu stüdyo dışına çıktı. Biraz da deplasman sayılır. Çünkü konuğumuzun mekanındayız. Bu akşam konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Ve Ekrem Bey'le belediyenin Florya'daki tesisindeyiz. Ben de onun sayesinde yıllar sonra büyüdüğüm yer olan Florya'ya geri dönmüş oldum. Hayli bir ağır trafik cebelleştikten sonra. Ama hakikaten cennet gibi bir yerdeyiz. Fakat ilk defa böyle bir yerde yayın yapıyorum. Buranın ne olduğunu da çok merak ettim. Ekrem Bey'e onu sorarak başlayayım. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Açıkçası deplasman, deplasman ruhuyla davet ettik ama bu kadar ev sahibi olacağınızı evet. düşünmüyorum. Bir anda böyle ev doğal sahibi. Doğal ev sahibi oluyor. Evet. Semt itibariyle. Yani neredeyiz? Bir havuz gibi bir yerdeyiz. Evet, ne burası? Evet, evet. Çok ilginç bir yerdesiniz. Burası aslında bir başkanlık konutu. Geçmiş yıllara dayalı. Bütün arazi. Evet. Bütün arazi. Atatürk aslında Florya Atatürk Ormanı'nın bir parçası burası. Hı-hı. Yaklaşık 80 bin metrekare. Ve bu alan yıllardır başkanlık konutu olarak kullanılıyor. Ta 60'lardan beri aslında. Biliyorum burası belediye başkanı. Bir konu. Belediye başkanı. Daha sonra bir miktar şube müdürleri için böyle mütevazı iki oda bir salon tarzında tek katlı yapılar yapılmış. Sonra muhtelif değişiklikler olmuş. Kullanan belediye başkanları oldu, kullanmayanlar oldu. Ama sonra bundan yaklaşık 13-14 sene önce burada köklü bir değişiklikle hem rahmetli Kadir Bey bir başkanlık konutu, kullanım alanları hem de bir kısım ilçe belediye başkanlarının tahsis edildiği evleri oldu. İlçe belediye başkanları. Evet yani ama tabii Bakırköy CHP'li olduğu için onlara verilmedi. Ha, AK Parti ilçe belediye başkanları. Yani AK Parti ilçe belediye başkanlarına böyle bir yol gösterilmiş. Oturdular. Uzun süre oturdular. Yani örneğin işte karşıdan Ümraniye Belediye Başkanı burada oturmuş veya işte Gazi Osman Paşa gibi. Tabii geldiğimizde 80 bin metrekare biz hani böyle bir konut olur mu olmaz mı masrafıyla şu suyla bu suyla baktık ki bura başka bir fonksiyona muhtaç. Yani burası peki, gerçekten. Belediye başkanları siz geldiğinizde oturuyorlar mı burada? Siz mi çıkardınız onları? Tabii. Bir kısmı oturuyordu. Sonra kendilerine buranın artık lojman olarak kullanılmayacağını dile getirdik ve 2019'un sonuna doğru boşaltıldı burası tamamen. Sonra biz düşünmeye başladık. Yani ne yapalım? Burada nasıl bir alan oluşturalım? Derken zaman içerisinde İstanbul Planlama Ajansı projemiz vardı, vaadimiz vardı seçim öncesi. Evet, seçim öncesi vardı, hatırlıyorum. Yani geleceğin planlandığı ve ortak akılla sadece belediyenin içindeki kadroyla değil yani hem ulusal hem uluslararası deneyimlerin buluştuğu ve geleceğin derken de 2050'nin daha ilerisinin tartışıldığı bir mekanizma. Çünkü İstanbul'un en büyük sorunu aslında yolculuğunun haritasının belli olmaması, rotasının belli olmaması. Sadece İstanbul hani sorunu değil tabii. Ya tabii Türkiye'ye dair her yerde bu sorunu yaşıyoruz ama dünyada rotasını belli edip ondan asla şaşmayan şehirlerin de ne kadar kaliteli bir yaşamla buluştuğunu da görerek imreniyoruz. Ve İstanbul buna layık. Bu bağlamda burayı, bunun merkezi yapalım dediğimde arkadaşlarım ya başkanım merkezi yerleri talep ederler. İşte akademisyenler, farklı sivil toplum kuruluşları, meslek odaları. Dedim buradan daha güzel bir yer bulamazlar. Yani siz buranın geçmişini biliyorsunuz. İşte orman çok hali iyi. Vesaire. Derken şu anda farklı kurumlarımızı içine yedirdiğimiz yani İstanbul İstatistik Ofisi, Vizyon 2050, Enstitü İstanbul, mesela Gençlik Platformu, mesela Sanayi Platformu, Turizm Platformu gibi katılımcı ofisleri de içine. Hepsi burada mı şimdi? Hepsi burada. Bir de kütüphane gördüm derken. Olağanüstü bir kütüphane bitirdik. Yani o kime bütün, ve neye? Aslında akademik, biraz daha teknik, biraz daha kentin geleceğine yönelik araştırmaların yapıldığı ve o maksatla kullanılan uluslararası linkleri kuvvetli, kaynaklara erişilebilen İstanbul'un en nitelikli kütüphanelerinden birisi burada. Kim kullanacak öyle? Öğrenciler mi? Vatandaşlar tabii, tabii, mı? Öğrenciler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları. Burada yani İstanbul Planlama Ajansı'nın ben bir üyesiyim, ben buranın bir gönüllüsüyüm ve bu çalışmaların bir parçasıyım diyen tüm kurum, kuruluş ve kişiler. Peki İstanbul Planlama Ajansı'nın gönüllüsü olmak kolay bir şey mi? Tabii ki kolay. Yani şöyle ki tabii bir buraya gelip önce başvuru yapmaları gerekecek. Ve burada hangi sürecin ve hangi içeriğin bir parçası olma konusunda. Zira burada çocuklar da var üyelerimiz, gençler de var üyelerimiz.
Ama buranın bir içeriği var. Yani bir süreç planı var. Yani burası bir, yanlış anlaşılmasın, piknik yeri değil. Yani burası ya da işte gelip sadece uzanılacak bir yer değil. Burası geleceğin düşünüldüğü, teknolojiden eğitime, kültür sanattan spora. Örneğin 2036 olimpiyatları ile ilgili sürecin kioskünü burada yapacağız ve buradan katılımcı bir modelle 2036'ya yürüyeceğiz halkla birlikte. Bütün bu kavramların bir parçası olduğunu düşünen vatandaşlarımız, yetişkin insanlarımız, yani yetişkin derken konusunda uzman insanlarımız ya da ben gencim ve düşünmek, üretmek istiyorum diyen, ki onlar için bir gençlik platformumuz var örneğin. Bütün bu mekanizmaların bir parçası olabilirler, buraya üye olabilirler ve rahatlıkla girip çıkabilirler. O bakımdan vatandaş açık bir yer ama denetimli. O platformun kurumlarından bir, kuruluşlarından birinde görev alması kesinlikle. Ve ne yapacağını da bilmesi, kesinlikle. Anlatması lazım. Kesinlikle. Ama tabii öncesinde gelip misafirimiz olabilirler. Burada çok genç bir kadromuz var. Az önce gelirken rastlaştık. Örneğin bizim genç öğrenci kızlar vardı. Evet, öğrenci kızlarımız vardı. Onlar üniversite öğrencileri ve bizim yurtlarda kalan öğrenciler. İFA'da mı çalışıyor? Bu akşam bir etkinliğe katıldılar burada. Bu tarz etkinliklere de katılabilir. Burada duyurularımız var. Mesela şehircilik konuşuluyor, çevre konuşuluyor, yeşil dönüşüm konuşuluyor. Burada oturumlarımız var. Geçen yaptığımız açılışta uluslararası çok üst düzey katılımcılarla çok değerli bir üç gün geçirdik burada. Onlara da katılabilirler. Yani üye olmasa da ben buna katılmak istiyorum deyip rezervasyonunu yapıp gelebilirler. Nasıl, online mi yapılıyor bu işte? Online. Ama yani telefonla da ulaşabilirler. Ben görmek istiyorum diyenler de Florya durağında, Marmaray'ın Florya durağında indikleri zaman tam karşısında kapıları var. Ve hem Sayın Türeci'nin ve Şahin'in ismini verdik buraya. Öyle mi? Kampüs olarak meclis kararıyla. Onlar çünkü yani gerçekten Türkiye'nin idolü. Yani evet, BioNTech'in kurucuları, yani Türkiye'nin idolü gelecek anlamında, yani yaratıcı, üretici, dünya çapında iş üreten, o bakımdan onların da ismini verdik. Tabii sürpriz bir alandayız. Yani burası yüzme havuzu. Yüzme havuzu içerisindeyiz şu an. Yani aslında belediye bu havuz ne yeri mesela? Evet, başkanlık konutu için yapılmış olan açık kapalı yüzme havuzu, yarı olimpik bir yüzme havuzu. Ama biz o zaman tabii düşündük, planlama ajansı yapıyoruz ya, bu havuzu ne yapalım, kişisel havuz olmaktan çıkıyor, ne yapabiliriz, acaba buradaki personel açabilir miyiz, işletmesi zor, bir de lüks yani. Lüks, pahalı bir iş. İki, acaba engelli havuzu burayla çok örtüşmedi, yani engelli sporu, engelli eğitimi buranın içeriğiyle örtüşmedi ki başka yerlerde inşa ediyoruz. Tabii mimar aklına, hani ben bazen derim, mimar aklına kurban olayım. Ben hani kendi şahsım adına gerçekten dünyaya bir daha gelsem mimar olmayı çok arzu ederim. O yaratıcı aklıyla çok güvendiğimiz bir mimari ofisimiz buraya tasarımına çalışmışız zaten, genelinin nasıl tasarlanması gerektiğine. Buraya çok hoş bir tasarımla, yani bura kışın bir kapalı bir... Olmuş. Kapalı bir şey, havuz olacağına amfi oluyor. Amfi ve yani bir seminerin verildiği salon ki 300'e kadar insan sığıyor. Evet, yazında gördüğünüz gibi hava açık olduğu şahane. Gibi açık bir amfi aslında. Hele hele üst bölümlerden de izleyiciler ayakta olduğu zaman 500-600 kişi buraya gelebiliyor. Ben öyle bir vallahi ben hiç böyle bir şey bekliyordum. Ben yaptım. Sizin ekibinize dedim ki ya şeyde yapsak iyi olur dedim. Bayıldım çünkü yine vatan sarnıcını onarmışsınız, yaptırmışsınız, restore ettirmişsiniz. Evet, evet. Çok da güzel görünüyordu fotoğraflarda. İçine giremedim ne yazık mutlaka ki. Mutlaka görmelisiniz. Dedim ki orada yapsak falan dedim. Sonra teknik nedenlerle orada beceremedik işi. Dedik ki şeyde olur mu acaba Hisar'da. Orada da rüzgar galiba sorunu var çıktı arkadaşlara. Sonra burası oldu, şaşırdım ben. Fatih Bey, şimdi tabii biliyorum İstanbul'un sorunlarıyla ilgilisiniz. Elbette ki eleştiri konusunda da bana göre önemli bir eleştirmensiniz. Yani evet, zaman zaman ağır eleştirmen. Bu önemli bir şey. Yani kente eleştirmek ve çözüm arayışına katkı sunmak benim arzu ettiğim şey ve bundan çok faydalanıyoruz. Kızmıyor musun mesela? Ben sizin aleyhinize bir sürü yazıyorum. Asla. Ben bakın eleştiriyi dinlemeyi çok seviyorum. Bir kere hani şunu bilmenizi isterim. Benim en eleştirinin nirvanası, yani açılmamış kutuların merkezi benim evim. Yani başta eşim olmak üzere, çocuklarım olmak üzere. Eşinizi eleştiriyor mu? Sağlam bir eleştirici. Tabii, yani en önemli şey öyle. Eş eleştirici. Yani her yönüyle ve en çok zorlandığım, hani cevapta en çok zor. Çünkü çok acımasızlar.
Ha biliyorum ki acımasızlığın altında yatan şey iki oğlum da öyle, kızım da öyle. Koruma içgüdüsü, doğruyu yapma, aynen öyle. Doğruyu yönlendirme. Yani sen doğruyu yapmalısın. Aslında bizi içten içe koruma. O bakımdan ben çocukluk arkadaşlarımı dinlerim. Hala dinlerim. Çocuk niye? Aslında orada saf bir duygu vardır. O gözle Ekrem İmamoğlu nerede duruyor? Değişti mi? Nasıl bir insan? O bakımdan eleştirinin gücünü yaşamak isteyen, ben demokrat bir belediye başkanıyım. Yani bugünün dünyasında artık ben bunu söyleyeceğim, isteyen alır, isteyen almaz. Ama ben eminim ki bu ülkenin %75'i şu an bunu alacaktır. Şu an bu ülkenin yöneticisini, yani hükümetini eleştirmek için birçok şeyi göze almak lazım. Yani ama yazmak için, ama konuşmak için birçok şeyi göze almak. Biz bunu açtık. Yani biz mecburen konumuz, biz açtık. Yani mesela yarın daha önemli makamlara gelsiniz. Yine açtık olacak mı? Zaten yani otoriter rejimin o kavramın şu anda ülkeye ödettiği bedelin bir daha yaşanmaması adına o eleştirinin karşılığını veren, onu dinleyen, onun ortak akıl olduğunu, onun bir nimet olduğunu, tabii burada linçi bunun içine katmıyorum aymış, Fatih Bey. Yani acımasızca, hani pervasızca, tabiri caizse hem linç ediyorsunuz hem de eziyet çektirerek, yani tabiri caizse bir zulüm ederek yapılan bir takım uygulamalar elbette kabul etmiyorum. Ha ben bu tarz şeylere belki de son dönemde en fazla maruz kalan insanlardan birisiyim. Yani son 1-2 yıla baktığınızda muhtemeldir ki benden daha fazlası az vardır. Ama alıştım, yani bir ara şaşırmıyorum diyordum, artık şaşırmaya başladım. Çünkü hani bu kadar mı olur dedirtiyor. Ama dediğim gibi bu ülkenin eleştiriye ihtiyacı var. Şehirlerim var, yöneticilerim var. Ya yöneticilerin esprisi yapılamıyor yıllardır. Yani sizler daha iyi bilirsiniz. Ben hani 80'li yıllardan itibaren takipçisiyim. Her şeyin, yani basının birçoğu bilmez. Ben ilk mesela sizi Gelişim Spor'da okudum. Yani ve bu arada söyleyeyim, yani sizde yoksa Gelişim Spor tüm fasikülleriyle bende var. Hani güzel. İyi bir koleksiyoneriyim. Hıncal'la yani. Beraber, Hıncaloğlu'yla beraber evet, çıkardığımız yerde. Allah şifasını versin. Günün sonunda o günden beri baktığımızda ya inanılmaz geri gitmişiz. Evet. Yani parodide siyaset yok. Bir skeçte siyaset yok. O zaman ne çok şaşırıyor, nasıl olur yani diye. Geçenlerde bir işte skeç yapıldı, hani bir güldür güldür'de sizin başka bir kanalınızda. Yani ben o kadar mutlu oldum ki, yani onun bir parçası olduğuma, hani nereye konduğumun bir önemi yok. Mesela bazen karikatürlerimi çiziyorlar, çok mutlu oluyorum. Yani bu tadı almak ve bu tadı göstermek lazım. Zeka dolu eleştirilerin bize büyük faydası var. Ya en otoriter diye düşündüğümüz 80'lerde 90'lardaki kimi insanların onlardan nasıl faydalandığını, nasıl diyalog kurduğunu, en son Metin Akpınar'ın anılarını, daha doğrusu bir söyleşi kitabını okuduğumda orada böyle hani hayranlıkla okudum ve ne kadar otoriter, ihtilalci dediğimiz o insanlar. O zaman başkan hiç merak etmeyin, biz yani, eleştirmeye devam edeceğiz. Edin tabii. Eleştirmeye devam edeceğiz. Edin tabii ve çok ihtiyacımız var. Yani ve hemen başlamışız en çok eleştirilen konularla. Afetler. Sizin başınızın belası oldu bu afetler. Afet olarak bela olmanın yanı sıra sizin yokluğunuzda olması nedeniyle İdini'ye bela oldu. Yani afet zaten kötü bir şey ama bu afetlerin pek çoğunda demeyeyim, bazılarında siz kent dışındaydınız. Açık söyleyeyim, kendi adıma söyleyeyim. Sonuncusunda yaz tatilinde olması çok normal karşılıyorum ben. Ama mesela ilkinde, ki ben onu ilk eleştiren de bendim yanlış hatırlamıyorsam, seçiminizden birkaç ay sonra, 1,5 ay sonra galiba, Bodrum'da bir konserdeydiniz, İstanbul'u sel bastı. Arkasından kar felaketi ve İngiliz Büyükelçiliği'ne yemek, arkasından kayak tatili İstanbul'da bir felaket yoktu ama bir deprem bölgesinden çıkıp kayak tatiline gitmeniz ve son olarak da işte İstanbul'da yine sel olduğunda sizin Bodrum'da, Fethiye'de, güneyde olmanız. Bütün bunlar üste konduğu zaman, ya İstanbul Belediye Başkanı işinin başında değil kardeşim, bu nasıl belediye başkanı deniyor. Açık söylemek gerekirse tatil benim de çok insanlara, çalışanlara gerekli bulduğum bir şeydir ama sizin gibi biraz fazla olmuyor mu? Diyelim ki dışarıda yakalandınız. Geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi bunu. Kardeşim dönseydin dedi. Dönmeyi düşünmediniz mi ya da niye dönmediniz? Evet. Son olaydı. Evet, şimdi Fatih Bey şöyle bir kere ben tatil meraklısı bir insan değilim. Ya bunu
açık gönüllükle söyleyeyim, belki eşimle yıllardır en çok münakaşa ettiğimiz alan bu alan. Yeni değil. Yani benim babam evliliğe karar verdiğimde çok gençtim. Yani 24 yaşındaydım. Ben hani evleneceğim dedim. Evlenmek istediğim insanı buldum. Ve hani ki babalar çocukları evlensin ister. Hele hele hani biraz da Anadolu kültürüyle yetişmişseniz. Babam bana ilk lafı, oğlum sen çalışma delisisin. Yani sıkıntı olur. Sen hele bir biraz daha bir nefes al. Nişanlayalım, soru olur falan. Ben dinlemedim ve bunu niye söylüyorum? Hayatım öyle geçti. Ben sabah 5'te kalkarım, 6'da kalkarım, işime koşarım. 7-24 çalıştım iş yaşamım için söylüyorum. Bu 18, 19, 20, 20'li yaşlardan itibaren böyleyim. Yani hayatım öyle geçti. Şimdi de öyleyim. Yani Fatih Bey şöyle düşünün. Ya burada ben tatilci bir belediye başkanı mıyım? Yoksa her anı mercek altında ve insanların gözüne sokacak bir biçimde manipüle edilen bir pozisyonun içinde miyim? Bence buna bakmak ve bunu analiz etmek lazım. Fethiye'de değil miydiniz biz Fethiye? Tam onu anlatacağım Fatih Beyciğim. Şimdi bir kere 3 yılda, bakın siz benim 4 tatilimi de biliyorsunuz. Başka yok mu? Başka yok. 3 yılda 4 tatilimi de biliyorsunuz. Bodrum, Kar, Fethiye, dördüncüsü neydi? Onu da unuttuk yani. Öbürü karda balıktan balık, bahsettiniz. Balık, o, balık. Benim 3 tatilimi biliyorsunuz. Onun dışında 2 tane de memleket ve şey. Hani Karadeniz gezisi ve işte, köy gezisi falan. Toplam 20 gün 3 senede. Ya benim, ya yani bana en yakını benim 3 katım tatil yapmış. Yani Neydi Sayın Cumhurbaşkanı var. Örneğin yani neredeyse 4 katı tatil yapmış kendi döneminde. Başkanken. Tabii bizde izin günleri var. Yani evet, izin aldığı günler var yani. Anlatabiliyor muyum? Peki tamam, niye ilk tatile gittiniz? Ya ben hatırlayın Kasım ayında adaylığım konuşuldu. Oldu. Bir maratona girdik. Seçimimiz iptal oldu. İkinci seçim derken Temmuz'un birinde göreve oturdum. Evet. Yani 6 ay oradan. Bir ay öbür taraftan 7-7,5 ay kampanya var. Bir kampanya maratonu üzerine geldim, görevimi yaptım. 2 günlüğüne, 3 günlüğüne Bodrum'a gittim. Zülfü Livaneli yani, konsere gittiniz. Konsere gittim ama orada yazlığım var, evime gittim. Yani eşim orada, hı-hı, çocuklarımı görmeye gittim. Ve geldiğimde de o malum bir, ki o dönemde 8-10 yerde su baskını oldu. En önemlisi de şeyde oldu, Sirkeci'nin alt geçidinde oldu. Orada ayakkabıcılar falan geldik. O durumu gördüm, utanç duydum. Yani bir belediye başkanı olarak utanç duydum. İyi ki o süreci o tarihte yaşadık. Ne yaptık? Bakın Fatih Bey, şurada İSKİ'nin dosyasını bulayım. Ne yaptık? Tam 107 noktada sel baskını yaşayan yerlerin derhal tespitini yapacaksınız dedim. Arkadaşlarım 107 nokta çıkarttılar. 3 yılın içerisinde 10.2 milyar lira yerin altına tüneller Üsküdar'dan, işte Kuzguncuk'tan, gördüm, efendime söyleyeyim, un kapanından girip Aksaray'ın içine, yani bitenler var, devam et. 10.2 milyarlık yatırım yaptık. Ve şu anda İstanbul bu görüntüleri yaşamıyor. Bakın İstanbul'la ilgili çok ilginç bir görüntü var. Bunu herkes biliyor tabii. Hani siz de görmüşsünüzdür. Sizi de şaşırtan bir görüntü değildir bu. Bu Üsküdar. Üsküdar'da denizde kara birleşmişti. Hatırlıyoruz. Çok şimdi net birleşmiyor. Bu hem Eminönü'nde hem Üsküdar'da bu görüntü şimdi olmuştu. Şimdi hiçbir yerde bu yok, biliyor musunuz? Kartal'da yok, Maltepe'de yok, Pendik'te yok, Tuzla'da yok, efendime söyleyeyim Fatih'te yok, Bakırköy'de yok. Yani Zeytinburnu'nda yok. Hiçbir yerde yok. 103 noktada ben buradan... Yani o eski sel basan yerlerin tamamını, altyapısını tamamladınız mı? Tamamında. Tabii devam edenler var ama %90'ı bitti. %90'ı bitti. Bakın Esenyurt, son sel meselesi. Esenyurt'ta yine 2 sene önce yapılan bu tespitlerimizle beraber, onlardan birisi de orası, dere yatağını imara açmışsınız. Kim? AK Partili İlçe Belediye Başkanlığı dönemi Esenyurt'ta, İBB, AK Partili dönemde imara açmışsınız dere yatağını. Dere yatağının, yani bu dünyada var mı Allah aşkına Fatih? Dere yatağını almışsınız buradan, şöyle bir L çizmişsiniz, başka bir yerden devam ettirmişsiniz. Yetinmemişsiniz, dere yatağını küçültmüşsünüz. Dolayısıyla her yağmurda o sokağa sel basıyor.
Ve hatırlayın, 2 sene önceki sel baskınında bir yabancı uyruklu vatandaş, bir insanımız orada hayatını kaybetti. Hemen gittik, tam 800 milyon liralık orada yatırım yapıyoruz. Bakın Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Belediye Başkanı'nın o günden itibaren titiz çalışmasıyla zemin altı, yani bodrum katlarda yerleşim yeri o günden izin verilmişti. İptal edildi, valilik yazı yazdı. Ve o günden bugüne orada insanlar yaşamlarına müsaade edilmiyor. Ve sıklıkla da kontrol ediyor. Hem ilçe belediyemiz hem dönem dönem büyükşehir belediyemiz. Günün sonunda ne oldu? O koca yağmurda ben Fethiye'deyken, bir bayramda ikinci gün tatile gitmişim, son günü döneceğim, yani 3 günlüğüne gittiğim bir yine tatilde denk geldi. Ne oldu? Koca İstanbul'da sadece bir sokakta ve işin devam ettiği bir yerde sel oldu. Yani ben sel olduğunda oraya git, çizmeleri giy, elleri böyle, vatandaşa cek cak diyecek bir belediye başkanı değilim. Ben çizmeleri daha önce giydim. Bu yerlerle ilgili ta ilk o yaşanan sıkıntılı durumdan sonra yola çıkarttım arkadaşlarımı. Bakın burada 107 nokta diyorum. Tek tek örnek, bir iki örnek vereyim size. Tam da pandemi zamanında yapıldı hatta. Aynen, bir iki örnek vereyim size mesela. Bakırköy Ayamama Deresi atık su kolektörü. Niye bunu bir örnek veriyorum? Tam 31 insan öldü burada, evet, biliyorsunuz. Ne zaman? 2009, daha dün. Daha dün. Yani burada onlarca insanın ölümünü sıralayabilirim. Bu bazı tespit ettiğimiz noktalarda. İnsanlar öldü. Aynen öyle. Minibüsün içerisinde. Mesela örnek vereyim size. Beşiktaş. Yani diyeceksiniz ki Beşiktaş ne alaka? Ortaköy'ü bilir misiniz? Su altında nasıl kaldığını. Biliyorum. Ve biz o arayı açtığımızda, o Ortaköy sahildeki caddeyi açtığımızda oradaki manzarayı görseniz dersiniz ki ya bu nasıl bir altyapı? Yani buradan en son geçen boruyu döşerken o buradaki o kaosu... O caddenin adı Dereboyu Caddesi. Tabii Dereboyu Caddesi zaten yukarıya doğru. Aynen, mümkün değil. Gelelim aynı şey Beşiktaş Meydanı'nda. Yani bizim esas Beşiktaş Meydanı'ndaki üst geçidi kaldırdık, meydana açtık. Ayrı şey, meydandaki engelleme süreci devam ediyor. Yani İstanbul'un 107 noktasında 10.2 milyarlık yatırımlarla tek o sokakta. Gece 3.30'da uyandırdılar beni. 3.30'da kalktım. Gece 3.30. Yani ben Fethiye'nin dağından yola çıksam İstanbul'a gelmem 8.5 saat. Uçağa sordum ilk. Yani uçak kaçta var diye. İşte saat 8 mi 8.30 mu ne dediler, uygun olan saat. Yani İstanbul'a dönüşü. Ben telefonun başındayım. 3.30'dan saat 8'e kadar. Hatta 4-4.30 gibi bana dediler ki bir insanın kayıp olduğunu, yani kaçak oraya gidip konut olarak değil ama kaçak kullanılan bir yabancı uyruklu kişiden bahsediyorlar dediler. En son saat 7'ye kadar bütün depolar boşaltıldı, temizlendi. Dediler ki hayır, tek bir kişi bile yok. Ondan da rahatladım. Kardeşim, İstanbul'un başka yerinde bir sel, su baskını var mı? Yok. Hiçbir yerde yok. Tek bir nokta mıydı? Tek bir nokta. Sadece orası. İş çözülmüş Fatih Bey. 3600 personel çalışıyor. Genel sekreterim orada. Başkan vekilim orada. 3 tane genel sekreter yardımcım orada. İSKİ'nin genel müdürü orada. Ben telefonun başındayım. Telekonferans işimi yapmışım. Ve iş çözülmüş. Ne zaman duyuldu? Saat 8.30-9'da. Çizmeleriyle oraya bakan geldikten sonra duyuldu. Ben şimdi Sayın Bakan onu dedi bunu dedi demiyorum. Bir laf şu duymadım ağzından. Ama oraya geldikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonu niye sorgulandı? Malum medya üzerinden ve sonra diğer unsurlar üzerinden bu denli vahşi bir eleştiriye niye muhatap alındı? Peki Sayın Başkanım. Yani şöyle düşünelim. Bu iş bitmiş. Ve hatırlarsanız saat 10-11 gibi güneş açmış bir İstanbul. Evet. Tek bir bulut yok. Her yer pırıl pırıl. O dediğim yer pırıl pırıl. Kaldı ki valilik oradaki insanlara bir yardım bedeli açıkladı. Biz en az onun kadar bir bedel daha açıkladık. Konaklamayla ilgili sorunlarını çözdük. Her şey çözülmüş. Yani gelip orada çizme giyip şov mu yapmalıyım? İşte tamam ya, ama siyaset biraz da o değil ama mi? Ama o mudur? Orada Fatih olmak, Bey, orada görünmek önemli değil midir Fatih siyasette? Fatih Bey, şov bu. Bakın bu şov. Ben bunun parçası niye olayım? Ya ben, Fatih Bey, ben hanedan babası değilim ki. Ben aile babasıyım. Yani İktidarın nimetlerinin etrafında dönen, dolaşan çoluğum çocuğum yok. Benim büyük oğlum bilim insanı olmak için gayret ediyor. Fizik mühendisliğiyle uğraşıyor. Ben onu bile zor buluyorum. Şu an 2,5 ay yurt dışında staj yapıyor.
Öbür oğlum üniversitedeki alanını tercih etmek için 2 haftalık bir üniversite kampında şu anda. Hangi mesleği seçeyim diye lise 2. sınıfta. Yani kızım zaten, yani kız babasıysanız yandınız. Ben aile babasıyım. Yani benim ailemin hiçbir ferdini siyasi mecranın etrafında göremezsiniz. Ben hanedan babası değilim. Çocuğunuz kendi kurullarınızda, oluşumlarınızda, iş verdiğiniz insanların çevresinde fır dönen insanlar değil. Peki. Dolayısıyla ben aileme vakit ayırdım. Sorumluluğum yerine niye ben hakkını yiyeyim benim arkadaşlarım? Peki Ekrem Bey, şu iyi ben olmaz. Ben o şov tarafında olmam. Şu iyi olmaz mıydı? Ne bileyim işte. Şaşırdım mesela. Dediniz ki işte uçak saatlerine baktınız. İstanbul Belediyesi zengin bir belediye, varlıklı bir belediye. Hemen bir uçak kiralayıp gelseniz. Şov yapsam. Bu, siyasete bu gerek Fatih mi? Fatih Bey, ben Türkiye'nin bunu istemediğini düşünüyorum. Bakın sizin gözünüzün içine baka baka şunu söyleyeyim. Ve şuradan beni çeken kameradan milyonlarca insanın hanesinin gözlerinin içine baka baka söyleyeyim. Benim bu söylediğimin, yani benim yerime evindeki baba kendini koysun. Eşimin yerine evindeki anne kendini koysun. Çocuklar da benim anlattığım çocuklarımın yerlerine kendilerini koysun. Benim bu duygumun dışında hayır öyle yapmamalısın diyen bu ülkede %8-10 çıkar, o da fanatik partililerdir. Yani, şunu... yani niye biliyor musunuz? Ya işin kuralı bu. Hani raconu bu. Raconu bu. Hani popülizm yap, puanını kazan, o millet de alkışlasın, gizli tatil yap. Bak gizli tatil yap. Birileri 10 gün bir yere gidiyor, kimsenin haberi yok. Ekrem İmamoğlu ayağını uçağa atıyor, bütün dünya duyuyor. Fatih Bey, ben size ilginç bir şey söyleyeyim mi? AK Parti'nin bir önceki dönem grup başkan vekili. Çanakkale milletvekili. İnanın tesadüf, kendisini takip etme. Herhalde bu telefonda tabii sizi linkleyince şık diye bir mesaj önünüze düşüyor. Masadayım yani o krizi yaşadığımız günün akşamı. Twitter düştü, açtım. Laf şu, Sayın Başkan, havaalanına 74 kilometre mesafedesiniz. Uçağa binip derhal İstanbul'a gelemiyor musunuz? Minvalinde bir eleştiri. Bakın. Okul şey otelin yemek sonrası bir masada, zaten 16 odalı bir otel. Bir masada oturuyoruz. Yan tarafta da otelin sahibi. Döndüm, beyefendi dedim, bu otel havalimanına kaç kilometre? 74 dedi. Benim hangi otelde kaldığımı nereden biliyor Fatih Bey? 74 kilometre olduğunu bilecek kadar detaya nasıl hakim? 100'e yakın AK Partili milletvekili bana niçin saldırıyor gecenin o saatinde? 100'e yakın milletvekili, tespitli. Peki size bir şey söyleyeyim. Aynen neye benziyor biliyor musunuz? İstanbul'da kar mücadelesini veren ekiplerin sahada mücadele veriyorlar. Siz söz verdiğiniz bir büyükelçiye bir İstanbul nezaketiyle bir yemek yediriyorsunuz ve görevdeki arkadaşlarınız da görevini yapıyor. Daraltıyorsunuz zamanını erken, çünkü o kara rağmen o insan Ankara'dan kalkmış gelmiş eşiyle beraber. Beni mobeseden takip eden akıl o akıl Fatih Bey. Ben bu konuyu hiç unutturmayacağım. 2 şey unutturmayacağım Fatih Bey. Bir tanesi benim mobeseden takip edilme sürecimin üstünü örtmeye çalışanlar. Dava açtınız galiba ona. Tabii ki dava açtım. Ömrümün sonuna kadar bunun müsebbibini bulacağım. Bakan mıdır? Kimdir? Emniyet müdürü müdür? Vali midir? O şeyin başındaki, mobesenin başındaki kameralara bakan kişi midir? Şu kimse. Ama bunun üstünü örten, bunu yapan, bunu basına sızdıran, AK Partililere sızdıran. Ama siyaset mevcut bakın, değil mi? Biraz olma, bu siyaset değil, bu hukuksuz bir durum. Yani o sizin, ayrı. Yani bu hukuksuz bir durum. Siyaset başka bir şey. Hayır, bu mesela izlemedi yani, tabii ki bu, suç o ayrı bir şey de. Bakın bu, sizin nerede olduğunuzu bilip merak etmek ve iki şey eleştirmek. Dedim ya, ikinci şey ne biliyor musunuz? Hiç unutturmayacağım ikinci mesele. Ben tehdit ediliyorum. Başvuruda bulunuyorum. Diyoruz ki yani bir ihbar alıyor benim arkadaşlarım. Başvuruda bulunuyoruz. Bu tabii duyuluyor, basına düşüyor. Deniliyor ki ölümle tehdit edildi İmamoğlu. Açıklama yapıyor İçişleri Bakanı. Diyor ki bizde böyle bir kayıt yok. Böyle bir bilgi yok. Aradan zaman geçiyor. Hizbullahçı mı artık neyse. Vatandaş tutuklanıyor. Hapisten açıklama yapıyor. Beyanatı var. Diyor ki basına düşmeseydi bu iş biz bundan vazgeçmeyecektik diye beyanatı var. Beyanat değil şeyi var. İfadesi var.
Bunu da unutturmayacağım. Başka bir şey, yine bir tehdit alıyoruz. Ve biz yine bulunuyoruz. Yani diyoruz ki bunu inceleyin kardeşim. Yani biz... Kendinize göre tehdidi ihbar ediyoruz. Yani ihbar ediyoruz. Bir tehdit alıyoruz. İlgilenilmiyor bile. Tehdit eden kişi, dünya iyisi, kendisini de tanıdım eğitimci Nazmi Arıkan'ı paramparça edip öldürüyor. O mu? Aynen o. Biri de o. Bunlar acı işler. Bakın siz emniyet olarak, bakanlık olarak meselelere böyle bakıp her şeyden faydalanma. İşte onun bir parçası olursunuz. Çanakkale'de oturduğunuz yerden 74 kilometreden oteliniz var. Niye dönmüyorsunuz derseniz. Benim otelimi sen nereden biliyorsun? Benim otelimi genel başkanım bilmiyor. Benim otelimi babam bilmiyor. Benim otelimi annem bilmiyor, sen biliyorsun. Nereden biliyorsun sen? Yani bu nasıl da o zaman ben uçağa biniyorum, bilgilerim birini takip ediyor. Beni MOBESE'den takip ediyorlar. Otele giriyorum, bir malumunuz otelde kaydınız sisteme aktarılıyor emniyete. Oradan takip ediyorsunuz. Bir şey olursa anında İmamoğlu'nu duyuralım diye. Bu hangi akıl biliyor musunuz Fatih Bey? Bu kötü akıl. Seçim iptal oldu değil mi? Bir sürü gerekçe aradılar. Hırsız dediler bize, arsız dediler, çaldılar dediler. Yani düşünsene şimdi bu akşam ben size yüzlerce proje ki onları mutlaka anlattırım bana bu akşam. Ama bunları ama bu konuşuyoruz. Tabii bu da önemli. Şimdi İçişleri Bakanı çıktı televizyonda çok ciddi bir şey söylermişçesine. Herkes bir sebep bulacak ya. Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı? Cuma namazı çıkışı çaldılar dedi, hırsızlar dedi. Yanında da Diyanet İşleri Başkanı duruyor. Benim Diyanet İşleri Başkanım değil o ayrıca. Onu söyleyeyim. İnancım gereği ben onu Diyanet İşleri Başkanı kabul etmiyorum. O ayrı. Onun yanında çaldılar, hırsızlar. Niye kabul etmiyorsunuz? Niye kabul etmiyorum? Gelip de siyasi bir açıklama yapıp birisi hakkında iftirada bulunurken onu teyit edercesine gülüyorsanız ve ona başınızı sallıyorsanız beni temsil etmezsiniz. Bizim inancımızdaki en büyük günahlardan biri iftiradır. Şirk koşmaktır, iftiradır, gıybettir. Yani siz bunu yapıyorsunuz ve yanınızda başınızı sallıyorsunuz. Benim Diyanet İşleri Başkanım olamazsınız. Benim olamazsınız. Ya benim kişisel iradem. Ben Sünni ailenin bir çocuğuyum. Elhamdülillah Müslümanım ama bütün inançlara da eşit mesafede bir insanım. Benim olamazsınız. Şahsen söylüyorum bunu. Dolayısıyla İçişleri Bakanı ne yapsın? Cumhurbaşkanı söylemiş. İşte aday çıkmış, hırsızlar çaldılar demiş. Çok ciddi bir şekilde 700'ün üzerinde sandık başında terörist ve terörist örgütleriyle iltisaklı insan tespit ettik dedi. Dün gibi hatırlayın. Dün gibi. Ya bir kişi bile sorgulandı mı Fatih Bey? Bir kişi, ya bir kişi cezaevine girdi mi? Bir kişi hakkında bir iddianame düzenlendi mi? Soruyorum. Ya biz bunları unutamayız Fatih Bey. Bakın bu demokrasinin yüz karası günlerdi. Ve o yüz karası günleri yaşatan insanlar şimdi iftiranın peşinde, manipülasyonun peşinde, hatta ve hatta sizin can güveninizi tehdit altına alacak davranışların peşinde. Ben bunlara duyarsız kalmam. Bu insanlara karşı galip gelmenin yolu da popülizm yapmak, yalandan yere çizme giymek değil Fatih Bey. Ben bu insanlara karşı büyük bir mücadele veriyorum ama iş yaparak. İş yapmış yaparak değil. İş yaparak mücadele ediyorum. Peki, ve burada hani tekrar titrimi söyleyeyim, özür dileyerek bitiriyorum. Ben hanedan babası değilim. Ben mütevazi bir aile babasıyım. Öyle olmaya devam edeceğim. Onlardan da özür diliyorum bu arada. Yani niye? Onlara vakit ayıramıyorum. Ayıramayacağım da. Sorumluluğum büyük. 3 yılda 20-25 gün onlara vakit ayırabildiğim için özür diliyorum. Ama böyle bir şekilde görevimi yapmakla da yükümlüyüm. Peki Sayın Başkan, tamam. Bunların tamamına hak veriyorum bir yandan. Ama bir yandan da düşündüğünüz zaman sanki burada bana böyle bir... Şimdi sizin siyasetleriniz büyük. Yani sizin Cumhurbaşkanlığı ne kadar gidecek ya da sistem değişirse başbakanlığa kadar gidecek bir niyetiniz olduğunu herkes 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyor. Yok ya, öyle bir niyet konmaz. Konuşacağız onu da. Konuşacağız onu da. Ama yani. Şimdi, öyle derseniz mesela, yarım kalırım ben, vallahi. Onu, açacağım o konuyu. Peki. Geleceğiz oraya da. Şimdi burada mesela önemli olan bir tutku var. Şimdi ben kendimden baktığım zaman diyorum ki ya bu kadar tutkuluysa eğer bu hedefleri koyuyorsa ya biraz daha işin başında olması gerekmez mi diye düşünüyorum. İşin başındayım Fatih Bey. Sadece insanları aldatmanın tutkusu yok bende. İşimin tutkusu var. Ama aldatamam. Bana insanlar geliyor. Diyor ki ya başkan diyor sen çok televizyona çıkıyorsun.
Yok, epeydir. Fatih Bey 15 aydır çıktığım evet, ya 3. ya 4. televizyon programı bu, biliyor musunuz? 15 aydır. Bir kere Fox TV'ye çıktınız. Tabii. Bir kere Fox TV'ye çıktım. Bir kere Halk TV'ye çıktım. Bir de Trabzon gezisinde Halk TV'nin sabah eğlence programına katıldım. Onu saymaz. Sayarsınız saymazsınız, siyaset değildi. Ben size 15 kere falan çağırdım, gelmediniz. Ama niye böyle biliyor musunuz sorun Fatih Bey? Sebep şu. Çünkü her akşam ben televizyonların mevzusuyum. Yalan, dolan, iftira vesaire. Tenzih ediyorum. Eleştiri demiyorum bakın. Eleştiriye saygım sonsuz. Ve onları dinlemekten, onları okumaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Eleştiren insanlarınız yoksa başarılı olmanız mümkün değil. Eleştiriye saygınız yoksa sizden demokrat olmaz. Demokrat olmayan bir insan 2050'yi, geleceği, belediyeyi böyle bir açık alanda insanların katılımıyla tartışacak ortam sağlamaz. Tam aksine ben her tarafın açık, şeffaf olmayan bir insan tarihinde ilk kez belediyelerin bütün toplantılarını halka bu kadar açmaz. Biz peki her mesela güç kazandığınız oranda yarın öbür gün siyasette bunlar değişmeyecek mi? Çünkü pek çok siyasetçi bunu görüyor. Değişecek. Daha fazla demokrat olacağız. Ha. Daha fazla. Yani çünkü bu toplum, ben size şöyle söyleyeyim, bu toplum sizi yanıltmaz. Kalbini bu topluma açan, bu toplumu dinleyen. Ya Fatih Bey, İstanbul'un birikimini düşünebiliyor musunuz? Ben mesela İstanbul'un öğretmenlerinden inanılmaz faydalanmak isterim. Düşünsenize on binlerce, yüz binlerce dersek yeri var. Ama faydalanamıyoruz. Niye biliyor musunuz? Milli eğitim kapılarını kapatıyor. Biz milli eğitime ilk sene o seçimin ilk telaşıyla yaklaşık 40 bin öğrenciye eğitim destek paketi dağıttık. Zorlanıyoruz şimdi, biliyor musunuz? Niye? Bizi okula sokmuyorlar. Ya okula soksanız öğretmenler sizinle konuşamıyor, dertleşemiyorsunuz. Ben 30'un üstünde okullara spor salonu yaptık. Açılış hemen şu yukarıda, Son anda okul müdürü okula geldi. Okul müdürü, yani milli eğitim müdürünü geçtik. Niye gelemiyorsunuz? Niye bir araya gelemiyoruz? Bakın ben bundan mutlu oluyorum. Fatih Bey, yani bu ülkede bu siyaset kültürünü ve ahlakını değiştirmediğimiz sürece her şeyi konuşmak boş. Bakın ben 5 yıl büyükşehir belediye başkanını görmeyen bir ilçe belediye başkanıyken ben şu anda beraber çıktı. Ya, o şeyi de seçime aday olduktan sonra yani görevden almıştı Sayın Topbaş. Onu diyorsanız. Ha, o mu? Tabii. Beylikdüzü'nde görmedi. Beylikdüzü'nde bir kez bile ziyaretimize gelmedi. Bir fotoğraf yayınladılar. O fotoğraf nerede? Bak, komedyen. Ben gördüm fotoğrafı, tamam, yan yanasınız. Tamam söyleyeceğim. Diyorsunuz ki başkanımız Beylik, bizi şereflendirdi. Hayır, Beylikdüzü'ndeki açılış fotoğrafı diye bir tane yalancı, şıracı, bozacı bir adam var. Öyle söyleyeyim adını. Yayınlamış. Yahu o kadar yalana dalmışlar ki. Fotoğraf kim biliyor musunuz? Benden önceki dönem belediye başkanının Beylikdüzü toplu açılış fotoğrafı. Ben yokum o fotoğrafta. Allah Allah, ben varsın diye. Hayır. Bir de 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz buluşmaları yaptı Kadir Bey. Beylikdüzü Esenyurt arasındaki meydanda bir toplantı yapıldı, konuşma yapıldı evet, orada. Evet evet, işte ben, o işte. Ben de o sahneye çıktım. O kadar. Yani 15 Temmuz sonrası gece mitingleri, buluşmaları vardı bir tek. Başka yok. Buluşamadık. Yani o fotoğraf gerçeği yansıtmıyor mu? Hayır. Asla. Ben gördüm ve inandım. Hayır asla asla, yalan. Orada benim zaten her anım yayında. Ben niye yalan konuşacağım? Tam aksine onlar yalan konuşuyor, bunu iddia edenler. Bunu niye söylüyorum? Ben şu anda her belediye başkanının en az iki kez belediyesine gittim. En az iki kez. Konu, yani senin ilçendeki çözüm ne? Sen ilçende ne istiyorsun? Esenler falan dahil hepsi, mi? Sert muhalefet yapalım. Hepsi. Ümraniye, Esenler, Pendik, hepsi. Ve ben başka bir şey yapıyorum. Mesela Pendik'e en az 7 defa gitmişimdir. İlçe belediye başkanını davet ediyorum. Yaptığımız parkı beraber gezelim. Yaptığımız yolu beraber gezelim. Gelip gelmeme tercihi kendine aittir. Bazıları geliyor. Bazıları yerine belediye başkan yardımcısını yolluyor. Hayır olmaz demiyorum. Başımın üstü yeri var. Ya yeter ki iletişimimiz olsun Fatih Bey. Ya o makama o da çakılmayacak, ben de. Yani ülkenin, şehirlerin yönetiminde ne kadar dışa açık olursanız o kadar başarılı olursun. Ben bunun tadını almış birisiyim. Sizin deneyiminizden faydalanmanın metodunu bulduğum zaman ben başarılı bir belediye başkanıyım. Bu şehrin öğretmenleri, bu şehrin bilim insanları, bu şehrin teknik insanları, işte bu tür alanlar bunları sağlayacak. O bakımdan ben
Makamım ne olursa olsun şeffaf birisi ve katılımcı birisi olacağım. Sayın Başkan, bununla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi dediniz ki eleştiriye açım, eleştiri hoşuma gidiyor. Ama yanlış hatırlamıyorsam Doğu Karadeniz gezisinden sonra eleştiriler yükselince, halktan da eleştiriler gelince özellikle katılan isimlerden ve o isimlerin temsil ettiği ideoloji ya da duruştan ötürü o zamanki danışmanınız Murat Bey çok tatsız bir cümle kullandı. İşte eleştiriye bir yandan açık olun deyip bir yandan da ne derlerse desinler yani hani bilmem ne ölür kervan yürür noktasına gelecek bir cümle hoş muydu? Şimdi tabii Murat kardeşim babasını kaybetti. Evet, yarın cenazesinde olacağım. Başı sağ olsun. Bir kere şunu söyleyeyim. O cümleyi duyar duymaz kendisiyle konuştum. Tabii iki muhatabı olduğu için her ikisiyle de bu işi bir araya gelip konuşacağımı da söyledim. Ama cümleler Murat'ın cümleleri o cümleler değil. Öyle mi? Yanındaki arkadaşlarının da ifadesiyle, kendi ifadesiyle de değil. Ben böyle bir şey der miyim? Hani biçimiyle de kendisini ifade etti. Ben Murat'a güveniyorum. Benim çok zaten. Sadakati yüksek ve yani doğruları yapmaya gayret eden iyi bir... Herkes hata yapabilir bu arada. O da hatalar yaptı. Ama benim iyi bir yol arkadaşım. Ancak belki onun konuşmasından çok benim cümlem tepki çekti. Hani etrafınızdaki insanlar hata yapabilir. O benim duruşumu birebir temsil etmez. Ben onun gereğini yapmıyorsam eder. Gereğini yapıyorsam etmez. O zaman baktım ki bizim bu sözcü meselesi farklı sürklesi olabiliyor. Yani ilişkiler içinde de olabiliyor. Söylediği de yanlış anlaşılabilir. O da yanlış söyleyebilir. Bana mal ediliyor. Onun için dedim ki sözcülük meselesini kaldırdım kardeşim. Ama hala yanınızda. Tabii tabii. Yani ama sözcülük meselesi yok. Sözcü değil ama değil. Hala yanınızda, ama hala danışmanız. Ama yanımızda görevini yapıyor, ofis görevlerini yapıyor, yönetici görevlerini yapıyor. Ben de eleştirildim. Yani işte vız gelir, tırıs gider dedim. Yaklaşık 9-10 saat sonra yani o akşam ki o psikolojiyle az önce size kitabını hediye ettim. Deniz Gezmişler'in asıldığı gecenin anmasıyla ilgili yaptığımız törenin o duygusal haliyle yapılan linç kavramlarına dönük bir cümleydi bu. Ama ona rağmen vatandaşlarım beni yanlış anlamasın. Bu benim sözüm ve benim duygum değil. Hele hele beni eleştirenlere asla değil. Özür diliyorum demem sadece 9-10 saat sonra. Ertesi gün sabah hem özür diledim. Bunu niye söylüyorum? Hata yapabilirim. Ama Fatih Bey Allah aşkına yani 3 yıllık siyaset yaşamında birkaç tane böyle bir hatası cümlesi üzerinden insana bir kimlik, bir kişilik, bir psikoloji tarifi yapmayı uygun ben bulmuyorum açıkçası. Vicdansız siyaset böyle bir şey. Vicdansız bir yorum olarak görüyorum. Zira hani ben bu anlamda kendine güvenen bir insanım. Ben çocukla oturur konuşurum Fatih Bey. 3 yaşında, 5 yaşında, 10 benim 8 yıllık belediye başkanlığı döneminde en fazla faydalandığın jenerasyon nedir deseniz 18 yaş altı biliyor musunuz? Daha samimilerdir çünkü. Samimi, talepleri çok realist, aynı zamanda vizyoner ve de adiller. Yani asla sizi aldatmıyorlar, aldanmıyorlar da. Yani sizin gerçekseniz duygularınıza karşılık veriyorlar. Ben... İnanılmaz Fatih. Bunu niye söylüyorum? Ben herkesi dinliyorum Fatih Bey. Dinliyor musunuz hakikaten? Dinliyorum. Can çünkü kulağıyla. Sanki dışarıdan izlenim şöyle. Siz belediye başkanı seçildikten sonra böyle bir kibir yok, gelmiş asla, gibi bir izlenim vardı. Asla. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Büyük bir kurumsallık yol haritası çizdik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. 30 şirketin 11 tanesi ilk 500'e giriyor artık. Ve neredeyse iki katına çıkarttık bitlerden bu başarıyı. Bahsediyoruz. Evet. Yani belediyemizin iştiraklerinden bahsediyorum. Benim yönetim kurulu masam en az 21-22 kişi. Orada bir profesyonel yapımız var çünkü. Siyasi katılımcıları da var, genel sekreter yardımcıları da var, grup şirket başkanları da var. Daha büyüğü en az 55-60 kişi ve biz orada ortak akılla her şeyi çata çat pata pat tartışıyoruz. Ve ben bir moderatör gibi yönetiyorum ve oradaki akıl %95 en az isabet sağlıyor bana. Ya benim her şeyi bilmem mümkün mü Fatih Bey? Şuradaki evraklar, şuradaki dosyalar, şuradaki düzenlemelerin. Mümkün değil. İşte yani her şeyi biliyorum. Bakın şuradaki yanılıyordur yani. İstanbul Planlama Ajansı. Ya benim... Bir tek cahiller her şeyi bildiğini zannediyor. Aynen öyle. Benim on binlerce akıl danıştığım insanım var.
Milyonlarca da aklına güvendiğim ve diyalog içinde olmak istediğim hemşerim var. Benim yönetici anlayışım bu. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğumda ilk verdiğim röportajda, benden önce biri vermişse bilmiyorum, ben rastlamadım. Ben şehrin moderatörü olmaya talibim dedim. Yani moderatörlüğü en iyi siz yapıyorsunuz. İşte programı alıyorsunuz 4-5 insanı. Bazen daha hatta milyonları da modere ediyorsunuz aslında. Oradan gelen bilgileri aktıyorsunuz. Oradan bir harman yapıyorsunuz. Bir sonuç oluşturmaya çalışıyorsunuz. Tek farkımız biz sonucu eyleme dönüştürüyoruz. Hizmete dönüştürüyoruz. Ben moderatör anlayışıyla aslında görevimi yapan birisiyim. O zaman Sayın Başkan, bir şahsi bir eleştirimle içinde olduğum bir... Hatırlayacaksınız, İstanbul'da bir büyük deprem olmuştu. 26 Eylül'dü yanlış hatırlamıyorsam. 2019 olması lazım. Ve deprem sonrası bizi program yaptık. Siz de lütfettiniz bu programa. O sırada başka bir yerde bir toplantı olmasına rağmen katıldınız. O toplantıda bunu şundan söylüyorum. Olur böyle şeyler ama bilime önem verdiğinizi ve bunlardan faydalanmak için söylediğiniz için. O toplantıda Türkiye'deki en önemli deprem bilimciler vardı. Ve size bir talepte bulundular. Dedi ki işte İstanbul'da depremi 45 saniye daha önce haber verebilmek için, ki bu önemli, en azından gaz şu bu falan filan kesilmedi. Dediniz ki ben işte bir cihazlar vardı. Çok yani 100 bin dolar falan tutuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ben bunları belediye olarak sağlarım dediniz. Bir daha size ulaşamadılar. Hayır, öyle bir şey olmaz. Bakın biz, yanlış anlamayın. Tabii ben burada kimseyi zan altında bırakmak istemem. Kiminle ne görüşüldü, hangi adımlar atıldı, bütün kronolojisini çıkartırız. Uygun görülmemiş olabilir. Olabilir, o ayrı. Denenmemiş bir şeydir ve ona bir kurum olarak itibar edemiyor olabiliriz. Farklı düşünceler olabilir. Yani bu bilimsel meselelerde herkes uzlaşıyor anlamına gelmiyor biliyorsunuz. Bakın yine bu çatı altında deprem konseyimiz var. Yani sizin de çok saygı duyduğunuz, program yaptığınız birçok bilim insanı o orada konseyin var, içinde. Evet. Dolayısıyla hani sakın öyle bir şey düşünmeyin. Peki. İrtibatın her anını size açıklamaya hazırım. Tamam başkanım. Bir reklam arası vereceğim. Sonra konuşacağımız başka konular da var. Mesela temel atmama töreni yaptınız. O törenden beri de muhalefet, yani Türkiye'nin iktidarı ama İstanbul Belediyesi'nin muhalefeti olan taraf tarafından suçlanıyorsunuz. Hiçbir projesi yok, hiçbir şey yapmıyor, proje geliştirmiyor. İstanbul'a hiçbir şekilde dev projeler getirmedi. İşte durumu idare ediyor diye suçlanıyorsunuz. Reklamdan sonra bu konuyu biraz konuşmak istiyorum. Hem temel atmama töreni ne demek, hem de hakikaten projesizlik mi var? Ve tabii durmuş bir sürü inşaat var. Mesela o Maçka'daki tünel durmuş vaziyette. Bir sürü demeyin yani ama birkaç tane durmuş var. Bir yandan da çok da iyi giden metro inşaatları falan da var. Onlarda da hakkınızı asla yemek mümkün değil. Onları konuşacağız. İsterseniz onunla ilgili görüntüler varsa şimdiden ayarlayın. Çünkü tamam. Sonra program sizi arayınca tempomuz düşüyor. Bir kısa reklam arası deriz bizler. Sayın Başkan, reklamdan önce söylemiştim konumuzun ne olacağını. Bir temel atmama töreni yaptınız. Bu temel atmama töreninde bir kağıthanedeki bir arıtma tesisinin gereksiz olduğunu ve buraya boşuna... Silah tarağı. Gereksiz olduğunu ve buraya yapılacak masrafın boşa olduğunu söylediniz ve o temeli atmadınız. Akabinde sizi proje yapmaya suçladılar. Tam da ondan bir süre sonra bu müsilaj meselesi başlayınca işte bakın Ekrem İmamoğlu o tesisi yapmadı, Marmara'da müsilaj oldu dendi. Oldukça da inandırıcı bir argümandı. Yani, siz inanmamışsınızdır. Bilenler açısından değil ama yani konunun teknik tarafını bilenler açısından değil ama halk açısından inandırıcı bir argümandı. Tabii. Bak şimdi Marmara'yı kirletti oldu. Ve arkasından da AK Parti sürekli olarak zaten AK Parti ve diğer muhalefet sizin proje geliştirmediğinizi, vaatlerinizi yerine getirmediğinizi, hiçbir büyük projenizin olmadığını, İstanbul'a sadece makyaj yaptığınızı, PR yaptığınızı, işte süt dağıttığınızı, okullara bilmem bir şey yaptığınızı, öğrencilere yer verdiğinizi... Yani uyarmak zorundayım. Bunu söylerken süt dağıtmamızı küçümsemiyorsunuz galiba. Hayır, küçümsemiyorum. Yani, ben sadece muhalefetin söylediklerini muhalefet söylüyorum. Muhalefet diliyle yani söylüyorsunuz. Bütün bunlar oldu ve şimdi bugün de mesela bana mail atmış bazı AK Partili belediyedeki bazı grupların sözcüleri. Diyorlar ki vaatlerin ne kadar neydi? Bunu sadece AK Parti'ye merak etmiyor. Vatandaşlar. Bir vaatler silseniz vardı. Tabii. Hakikaten projeniz yok muydu? Hangi projeleri yaptınız? Ne yaptınız? O vaatlerin kaç sene oldu? 3 seneyi geçti. 4 seneye geliyor değil mi başkanım? Tabii 3 seneyi bitirdik. 3 seneyi bitirdik. Yani 25 gün önce bitirdik. Ne kadar yerine getirebildiniz? Pandemi ne kadar engelledi? Pandemi ne kadar avantaj sağladı? Ne oluyor? Evet. Önce şunu söyleyeyim. Hani bu bir kere şu temel atmama ve silah tarayı kısaca değerlendireyim ki yani bu çok fazla yer
kapsamasın. Aslında orada vermek istediğimiz mesaj, yani tasarruf ahlakının, tasarruf kültürünün bu kuruma artık hakim olduğu ve bu kurumda artık paranın çarçur edilmeyeceği, öyle uçuk kaçık ben onu yapıyorum, proje yapıyorum, kafama esti şuraya bunu yapıyorum denmeyeceği bir dönemi başlatmanın mesajını vermek adına. Peki arıtma niye gereksiz? Bakın şöyle hemen söyleyeyim. Bakın hatta İSKİ'nin dosyasında şu anda devam eden iki proje. Balta Limanı biyolojik arıtma tesisi inşaatı. Bunun temelini ben atmadım. Bizden önceki dönem atıldı. Ve biz burayı yaklaşık %18 bitirmiş haliyle devraldık. Şu anda %95'teyiz ve aralığın ilk haftası da açacağız. Bir. İki, Yeni Kapı biyolojik arıtma tesisi inşaatı. Burayı bizden önce ihale ettiler. Ama bazı kurul süreçleri vardı. Ha bu arada Balta Limanı'ndaki 600 bin metreküp günde yine Yeni Kapı'daki de yine 600 bin metreküp günde. 600 bin ton yani. Evet. Şimdi bu iki arıtma tesisi zaten o bölgeye hizmet ediyor. Burada yeni bir teknolojiyle yeni bir sistemin, yani membran diye tarif ettikleri bir sistemin varlığıyla bir arıtma tesisi iddiası ortaya konmuş. Fatih Bey, bu buraya yapılmamalı, buna lütfen müdahale edin diyen o bölgenin iki tane AK Partili belediye başkanı. Öyle mi? Bana ilk tüyoyu veren. Peki, şimdi bu canını yakmayayım yani. Hani vatandaşın canını yakmayayım. Hemen ben bununla ilgili bir araştırma süreci başlattım. İSKİ'nin yetkili kuruluna dedim, kardeşim şunu bir araştırın bakayım. İhalesi yapılmış vesaire. O zamanın parası 1 milyar liranın üzerinde bir rakam. Bugün nereden baksanız 3 milyar lira bir şeyi var, masrafı var. Bugün artışlarıyla belki daha da fazla. Yani 200 milyon euronun üzerinde. 200 milyon euronun üzerinde. Bu tesis bir de nerede biliyor musunuz? Silahdara dediğim Bilgi Üniversitesi'ni biliyor musunuz? Evet, hemen yanında. Onun hemen karşısında 30-35 yıllık çınar ağaçları vardır. Görmüyorum, yeri biliyorum. Orman yani. 270 bin metre o ormanın olduğu yer. Yani orası sökülüp kaldırılacak. Haliç'in kıyısında bir arıtma tesisi ve bu arıtma tesisine çıkan su Haliç'e verilecek. Membran sistemiyle olduğu için Haliç öyle zor bir alan ki, yaptığımız araştırma bir, bu alanla ilgili zaten arıtma süreçlerinin, yani ihtiyacı karşılayan iki tesis yapılmış durumda. Yani biri yapılıyor, öbürü başlanacak Yeni Kapı için. İki, asla Haliç kıyısında böyle bir arıtma tesisi yapmak doğru değil. Üç, Haliç'in kendi özel koşullarından ötürü, biliyorsunuz oraya Boğaz'dan bir can suyu veriliyor. Onda doğruluğu tartışılıyor zaten. O bile tartışılıyor, bravo. Buraya böyle bir arıtma tesisinden su verme riskini hiç kimse alamaz. Ya neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Artı en büyük kötülük ne biliyor musunuz? Oradaki o güzelim 300 bin metrekarelik alan, şu anda pırıl pırıl bir park yapıyoruz oraya. Evet, çünkü işte. Yani ve Ali Beyköy Eminönü metrosunu tramvayını bitirdik. 800 bin metre yeşil alan hizmete açtık. Bu bölüm en kuvvetli alanı olacak. Genişliği itibariyle, alanı itibariyle, Bilgi Üniversitesi'yle karşılıklı olmalı, olmasıyla beraber ve başka kültürel alanların da o bölgede olması. Bundan dolayı iptal ettik. O kadar mutluyuz ki. Ya Allah aşkına, İstanbul'da müsilajın sorunu, yani Ekrem İmamoğlu şu anda bir arıtma tesisinin en az bitim süresi 36 ay 40 ay. Müsilaj ne zaman oldu? Geçen sene Nisan'da, Mayıs'ta 15-16 ay önce. Yani Ekrem İmamoğlu daha 1,5 yıllık belediye başkanı iken müsilaja nasıl sebep olur Allah aşkına, soruyorum size. Bir, iki, müsilaj raporu hazırladık. Dediler çalışın, çalıştık. Şimdi tam 23 tesis. Bedeli 950-980 milyon euro. Yani neredeyse 1 milyar euro. 1 milyar euro. Bunun içinde silahlar ağa diye bir şey yok. Başka yerler var. Başakşehir'de var. Haramidere'de ek tesis var. Birçok yerde var. 1 milyar euro. Tamam, yapalım. Suya zam yok. Yapalım. İller Bankası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tek kuruş kredi vermiyor. Yapalım. Vermiyor mu hala? Tek bir kuruş. Her gidilen yetkili böyle yapıyor.
Biz böyle yapınca Allah anlarız. Yani Yüce Allah'a dua edelim anlarız. Onların işaretini bilmiyorum. Yani oradan izin alın. Biz böyle yapınca biz çocukluktan beri onu Yüce Allah'a dua etmek olarak anlarız. Bu devletin kurumlarının tek bir lirasını almadık biz 3 senedir. Bu devletin, yani bizim, sizin vergilerinizle... Bütçeden payınıza düşeni aldınız ama. Efendim? Bütçeden payınıza düşeni aldınız. Ya herhalde ya. Hani ona zaten ona müdahale ederlerse... Doğru. Yanlış bir anayasa, devlet, mevlet artık lav edildi olur. Ama kredi almadınız. Bakın, kredi almadık. Olan kredilerimiz iptal edildi. Yani bunun adı Vakıf Bank'tır, bunun adı Ziraat Bankası'dır, bunun adı İller Bankası'dır. Aklınıza gelecek tüm devlet, kamu, kurum, kuruluşları. Ve... Yani biz çalıştık dersimize, kurulları çalıştırdık ve daha yeni de bakanlığa da ilgililere de yazı yolladık. Hiçbir görüşümüzün dikkate alınmadığı, hala bazı zorlamalar, ya bu çok teknik bir konu, yani detaylarına inşallah daha ileride bu müsilaj meselesi samimiyetle çözülür. Müsilaj meselesi memlekete samimi bakmakla çözülür. Sadece İstanbul'un sorunu değil yani. Bakın, Ergene'de problem orada, Bandırma'dan akan derelerde problem, Yalova'dan akan derelerde problem, hepsi problem. O kadar var ki, bir acı sürpriz söyleyeyim size, yani daha doğrusu bir iki hafta önce gazeteler yazdı ama raporunu yollayın dedim. Şu anda yine Melen Barajı tasfiye edildi, biliyor musunuz? Yani Melen Barajı ihale, yani ihale oradaki firma sözleşmesi feshedildi. Melen Barajı'nda şu an çalışma yok. Hatırlarsanız Melen'den göreve İstanbul'a geldi. Gelmiyor mu şu anda? Melen'den, yani baraj yok. Orada mevcut biriken sudan kış döneminde yoğunluklu olmak üzere su çekiyoruz. Evet. Yani kış ve sonbahar. Orada dereden çekiyoruz. Melen'de bir de bir barajdan baraj bahsediyoruz. Vardı. Çatlak çıkmıştı, çatlak problem çıktı. Çıktı. Çatlak olduğunu biz gündeme getirince öğrendi. Sayın Cumhurbaşkanı herhalde diyorlar ki biz yapıyoruz, bitiriyoruz. 2016 yılında saati günü bile verilmişti. Evet. Hatırlayın. Abi, hatırlıyorum. Sayın Eroğlu tarafından. Ve günün sonunda şu anda dediler ki ihaleye çıktık, hiç merak etmeyin. 2020'nin ilkbaharında, 2023'te açacağız dediler. İşin teknik sorunlarının çözülüp çözülmediği konusunda fikrimiz yok. Arkadaşlarımız dün gittiler, şantiyeye sokulmadılar. Müteahhit sahadan çıkartılmış, sözleşmesi tasfiye edilmiş. Ve durmuş ne zaman durmuş inşaat orada. Durmuş. Şimdi Allah aşkına, yani İstanbul'la dertlenmek böyle olur mu? İstanbul'la dertlenmek Kanal İstanbul'u yapmak mı? Veya İstanbul'a iş üretmek, böyle çılgın işler üretmek mi? Ben şimdi size bir çılgın iş açıklamak istiyorum sizin vasıtanızla. Ben size çok önemli çılgın bir iş açıklamak istiyorum. Sizin projeniz mi? Yok. Benden önceki dönemin çılgın projesi. Yani bizden önceki 10-15 yılın çılgın projesi. Fatih Bey, ben şu kitabı size hediye edeceğim. Bence bu kitabı hediye edilecek ve emanet edilecek insanların başında geliyorsunuz. Önemli insanlarda nedir bu? Büyük ölçekli projeler ve proje alanları ile detaylı bilgi föyleri. Niye vereceğim ben bunu size? Bu arada ben size bu bulunduğumuz vizyon İstanbul, yani İPA. İstanbul Planlama Ajansı'nın 2050 vizyonunu da sunacağım. Ve aynı zamanda manifestosunu da sunacağım. Ama bunun yanına ben bu bahsettiğim kitabı da size hediye etmek merak istiyorum. Etmişim. Niye? Sebebi şu. Hani diyorlar ya, İstanbul'u çok düşündük. Burada açıklayacağım şeylerin, açıklayacağım bu hattın milimetre ve milimetre karesi, yüzey olarak veya santim olarak incelenmiş, ispatlı ve o projelerin değerleri üzerinden yapılmış hesaplamaların sonucunu sunacağım size. Bakın, İstanbul genelinde 227 adet alana baktık, proje alanı. Sizden önceki dönemde yapılmış. Evet, 130 alanda inceleme yapıldı. Burada yaptığımız incelemelerde imar planlarına baktık. Plan süreçlerine baktık, arşiv dosyalarından, ruhsatlarından, mimar, plan değişiklikleri süreçlerine baktık. Ve aynı zamanda burada işleyen ve işletilen hukuki süreçleri de araştırdık. Temel amacımız şuydu, İstanbul'un özerk alanlarından, birazdan neler olduğunu söyleyeceğim bu özerkliğin tarifini yaparken, ne kadar kazanç sağlandı Fatih Bey?
İstanbul genelinde bu büyük ölçekli çalışılan alanlarda birkaç tane hususu göze aldık. Dedik ki bir, donatı değişikliği yapılmış alanları dikkate alalım. Ne demek o? Ne demek? Yeşil alanı konut alanı yaptınız. Okul alanını ticaret alanı yaptınız. Veya rekreasyon alanına AVM yaptınız gibi. İki, askeri orman ve askeri alanları imar dikkate açtınız. Alalım dedim. O ne demek? İşte askeri alan veya orman alanını imara açmaktan bahsediyoruz. Bir de aykırılıklarla üretilen, yani sizin bir emsal arsanız var, orayı 3 emsal yapıyor. İşte 0.5 emsal villa yeriniz var, orayı 3 emsal AVM yapıyor gibi alanları inceledik. Donatı alanlarında toplam 16 milyon 112 bin, dedim ya milimetre karesine kadar, 518 metrekare inşaat üretilmiş Fatih Bey. 16 milyon 112 bin 518. Bu kitapta var ya, proje proje var hepsi. Bunlar bizim önceki dönemde, bizden önceki dönemde o soruyu soran yetkili arkadaşların başarısı. Dev proje diyorlar ya, dev projeleri bu. Niçin dev olduğunu da açıklayacağım. Orman alanlarından 751.590 metrekare inşaat alanı üretilmiş. Ha, burada aklı karışabilir bazı arkadaşlarım. Burada mesela Esenler... Bunlar kamuya ait orman mı? Tabii tabii. Mesela Esenler'e bir askeri alan verildi, o bunun içinde yok. Veya işte Kanal İstanbul'da yeni imar alanları üretildi, o burada yok. Burada bahsettiğim şeyler üretildi, bitti, yaşanıyor. Yine imar artışlarından ötürü 10 milyon 514 bin 106 metrekare ekstra inşaat alanı üretilmiş. Burada işte özel imar planı üretilerek örneğin 8 askeri alan var. İmara açılan alanlar var. Örneğin 7 tane alan özel olarak imar planı üretilerek imara açılan alanlar var. Tek tek sayıyoruz. Yani mesela imar artışlarından dolayı bunlar geçtiğimiz bizden önceki 15 yılın eseri yani. 50 yıl anlatmıyorum size. 3,5 kat artış yapılmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir bahçeli evler demek. Bu bahsettiğim. Ya da bir Beyoğlu demek. Yani bir Beyoğlu demek. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Çılgın proje diyor ya AK Partili yönetici arkadaşlar, yazıyor çiziyor size. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunu görebilir mi kamera bilmiyorum. Bunun anlamı donatı alanı iken imarlı alana alınan alandan üretilen kazanç 890 milyar 743 milyon lira. İmar artışından üretilen alan la elde edilen kazanç 519 milyar 6 milyon lira. İmara açılan orman alanlarından kazanılan kazanım 29 milyar liraya yakın. Kaçak imalat, imar mevzuatına aykırı plan artışı 30 proje bunlar. Buradan elde edilen 48 milyar. Toplamı ne biliyor musunuz? Yaklaşık 1,5 milyar lira. Trilyon lira. Dolar karşılığı 85 milyar dolar. Bakın 85 milyar dolar. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Hani dediniz ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. Bu belediyenin kasasına mı girmiş bu para? Oraya geleceğim. Dediniz ya anayasal hakkınızı alıyor musunuz? Çok güzel bir soru aslında. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bu şehirde. Ya bu para kimin cebine girmiş anlamadım ben. Belediye mi kazanmış? Milletin cebine girmiş. Kimin girdiğine bakacağız, araştıracağız. Birilerinin cebine girmiş tabii. Yani. Bu rant yani. Rant. Ama kamu bu ranttan faydalanmadı Fatih Bey. Faydalandığı şey de yani çırak çıktı. Ve yani ben size bir envanter şeyi sunacağım şimdi. Özellikle bunun ne anlama geldiğini anlamak adına. Bakın 86 milyar dolar, 85 milyar dolar ne anlama geliyor biliyor musunuz?
2022 İstanbul bütçesini, yani bir yıllık bütçemizin tam 21 katı anlamına geliyor. Bizim para öyle para... Yani 21 yıllık bütçeniz. Öyle bir para cebimize girseydi biz bugüne kadar yapılan, ve şu anda yapılan metronun 2-3 katını, 5 katını yapmış olurduk. Sadece metro. TOKİ'nin 18 yıllık kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 8 katı anlamına gelir. İstanbul'da bir şey mi dönüştü Allah'ını severseniz Fatih Bey? Ben söylemiyorum bunu. Sayın Bakan diyor ki Türkiye'de 6,5 milyon konutu dönüştürmemiz lazım diyor. Sayın Bakan'ın açıklaması benim açıklamam değil. Türkiye'de öncelikli dönüştürmesi gereken konutun bütçesi, yani şu an Türkiye'de Sayın Bakan'ın açıkladığı kadar konutu dönüştürecek bir bütçeden bahsediyoruz. AK Parti hangi dev projeden bahsediyor? Hangi çılgın projeden? Bu mu çılgın proje? Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz Fatih Bey? Biz şu an bu şehirde birkaç yarış birden veriyoruz. Bunlardan bir tanesi hizmet yarışı. Hizmet yarışı veriyoruz. Bitirilmeyen, tamamlanamayan, hatta hiç başlanamayan 10 metroda birden çalışmanın yarışını yapıyoruz. Hem de yerin altında 10 binin üzerinde insanın çalıştığı bir ortamda. Para yok, nasıl yapıyorsunuz? Yapıyoruz, geleceğim. Dev enerji tesisleri kuruyoruz. Avrupa'nın en büyük enerji tesisini kurduk. Enerji tesisi kurmak BD'nin işi midir? Değil ama yani katı atık tesisi, katı atık yakma tesisi. 1.6 milyon insanın da enerjisini üretiyor aynı zamanda. Aynı zamanda çöp gazından bir tesis kurduk Seymen Köyü'nde. Onunla beraber 2 milyona yakın insanın elektrik ihtiyacını karşılayan, elektrik üreten bir kurum haline geldik. Bunların hepsi yerlerde sürünen projelerdi. Biz bunları aldık, bitirdik. Finansmanından, efendim imalatına, şu anda da işletmesine varıncaya kadar ahlaklı bir süreç yürütüyoruz. Bakın, yoksullaşma dönemlerinde çok itibarlı, çok renkli, çok cafcaflı, çok büyük, çok teknolojik işlerden çok fazla konuşamazsınız Fatih Bey. Çünkü öncelikleriniz vardır. Yani toplumun sıkıntı yaşadığı bir dönemdi, depresif bir dönemdir aslında. Çocukları düşünürsünüz, kadınları düşünürsünüz. Onun için biz 380 bin anneye kart dağıttık. Çocuklarıyla beraber ücretsiz dolaşabilsinler diye. Çünkü bu şehirde dışarıya çıkamayan yüz binlerce anne var. Tespitli. Parasızlıktan 0-4 mı? Parasızlıktan, yoksulluktan. Yani bunların yanlış şehir politikaları üzerinden bu şehrin, bu ülkenin belki de en derin yoksulluğunun yaşandığı kentlerden birisi İstanbul. İstanbul tabii ki öyle. Öyle semtlerimiz var ki tarifsiz. Yok. Bakın onun için biz İstanbul'da 200 bin çocuğumuza halk süt dağıtıyoruz. Onun için ben az önce tabii iktidarın tutumunu siz vücut dili veya söz ifade olarak tariflediniz. Onu anlıyorum. Ama büyük bir vicdan alanı biliyor musunuz? Ve 200 bin çocuğa süt dağıttığımızda çocukların mutluluğu, ailenin mutluluğu. Peki tek bir fotoğraf gördünüz mü Fatih Bey? Yani araç fotoğrafı gösterdik. Araçlar geçiyor falan. Yok, doğru. Tek bir insan fotoğrafı göstermedik. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı kalktı çıktı. Dedi ki ya dedi söz verdiniz yapmıyorsunuz. Nerede hani süt dağıtacaktınız dedi. Doğru haklı biz göstermedik. Bakın burada söz verdik, yaptık diye size bir kitapçık hazırladım. Burada söz verdik, halk süt, söz verdik, yaptık. Kreş, şu anda 32 tane kreşimiz var. Bu kreşlere 45 tane de inşaat halinde var. Ya bu ne anlama geliyor biliyor musun? Seneye bizim 10 bin öğrencimiz olacak. Neydi çocuklar peki bizden önce 10 bin çocuk? Neydi bizden önce Fatih Bey? Sıfırdı. Sıfır mıydı? Sıfırdı. Bir tane bile olmaz mı ya Büyükşehir Belediyesi'nin? Ya bari kendi personelin için 3 tane yap değil mi? Her şeyi birilerine emanet ettiler. Her şeyi birilerine devrettiler. Ama vakıf ama başka bir şey. Peki biz ne yaptık? İlk aldığımızda 460. Şu anda bu sezona 2800 öğrencinin yurt ihtiyacını karşılayacağız. Seneye ama 5 yetmez başkan. Yetmez. Bu sene hiç yetmeyecek. Ya bakın 3 senede 5000'e çıkaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal demokrat belediyecilik yapan belediye 10 senede İstanbul'un yurt sorununu çözer biliyor musunuz? Peki ne yaptınız siz? Hani o 85 milyar dolar demezler mi insana? Bakın lütfen
Lütfen bunu inceleyin Fatih Bey. İnceleyeceğim başkanım. Lütfen ince. Bize hangi sorunuz varsa sorun. Hizmet yarışı yapıyoruz. O zaman bakın, sorayım. Kent lokantaları. Bakın kent lokantaları. Ama daha bir tane açtınız. Çok söz, güzel ama o, bir tane. Tabii ama biz bismillah. Zaten zorluğumuz ne biliyor musunuz? Beyefendiler bizi kendilerinin 25 yıllık dönemiyle yarıştırıyorlar. Ha bundan memnunum. Yani 3 yılda öyle bir etki vermişiz ki bunlara. Anladılar ki bu akıl, bu sosyal demokrat akıl en az bir 15-20 yıl buradan gitmez. O kaygıyla bizi o 25 yıllarıyla kıyaslıyorlar. Bakın sadece İstanbul'da tarımsal hizmet tamamen unutulmuşken İstanbul'da tarımsal hizmet adına yapılmamışları yapıyoruz. Şu anda kırsaldaki köylere lütfen Fatih Bey işte gidin. İstanbul İstanbul'u beslerdi. Evet, artık kalmadı böyle evet, bir şey. Gidin bizi sorun. Fide dağıtımımız, hayvancılığı desteklememiz, peki bu hakikaten ciddi bir üretim var mı başka işte? Ben bunu görüyorum ama biraz da PR bir acaba Fatih diyorum. Fatih Bey. Tabii ki artık İstanbul'u doyurmaz. Var. Tabii ki İstanbul'u yani doyurmaz ama mesela kaç ton üretiliyor, kaç bin ton üretiliyor? Her birisi var tabii ama bu envanter İstanbul'u doyurmaz. Ama İstanbul için bir vicdandır bu biliyor musunuz? İstanbul için bir nefestir, bir soluktur. Tabii ki, tabii ki. Tarım alanlarının kalması demek, yani oraların inşaata dönüşmemesi demek bir soluktur. Bakın bir örnek sizinle paylaşmak isterim. Bence çok önemli, bunu görmeniz lazım. Yani Türkiye'nin planlamayla yürüdüğünde neyle karşılaşacağını, planlama olmadığında neyle karşılaşacağını. Dün Vedat Bidor bunu uzun uzun anlattı akşamleyin planlamanın önemini. Bakın aynen öyle. Fatih Bey, İstanbul 90'da böyleydi. Evet. 90 dün gibi çok ben yakın. Üniversitedeydim. Çok yakın. 2006'da böyle oldu. Bak gri alanları görüyorsunuz değil mi? 2018'de bu hale geldi. Fatih Bey, biz İstanbul'un geleceğini tasarlamasak İstanbul böyle oluyor. Peki biz ne istiyoruz? Vizyon 2050'de neye çalışıyoruz? İstanbul buna dönüştürmek. İstanbul'u bir yeşil kuşakla korumak, bir bariyer. İstanbul bak biz tabii ki artık havalimanını burada çiziyoruz. Artık bu fonksiyonlar ama şu gördüğünüz taralı alanlarla tarımı koruyan, tarımı geliştiren ve bunu anayasa gibi muhafaza eden bir kent var etmek. Sayın Başkan bir şey soracağım şimdi. Ve İstanbul'a bir hedef koyuyoruz. Diyoruz ki artık bir noktaya geldi. İstanbul'un 20 milyon nüfusla sürece dur demesi gerekir. Fatih Bey az önce müsilajdan bahsettiniz. Yani nereden buraya geçtim? Şundan. Hani dedim ya mücadele veriyoruz. Ya bir yarış veriyoruz. Bu yarışın da adı ne biliyor musunuz? Bu da siyaset yarışı. Nedir o siyaset yarışı? İstanbul'a ihanet ettik diyenlerle siyaset yarışı da yapıyoruz. Bunlara engel olarak ve yeni bir akla İstanbul'u evirmek adına, planlama aklıyla buluşturmak adına siyaset yarışı veriyoruz. Yani onların anladığı dilde siyaset yarışından ben açık söyleyeyim nefret ediyorum. Ama siyaset yarışı bu. Biz siyaset yarışıyla Türkiye'nin bu güzide kentini, dünyanın göz bebeği İstanbul'u bu akla çevirmek istiyoruz. O bakımdan hangi proje? Bizim burada söz verdik, yaptık dediğimiz işlerde en az %65-70 başarıya ulaşmış durumdayız. Yani seçim beyannamesindeki olayların, sözlerin %60'ını geçiştiriz mi? Bütün engellemelere rağmen. Bakın size ben bir şey daha hediye etmek istiyorum. Bunları yani lütfen vaktiniz oldukça inceleyin. Kısa bir engellemeler listesi yaptım size. Kısa. Bir bölümü. Basit şeyler okuyayım mı? 40'tan fazla yolsuzluk ve usuzluk soruşturma dosyalarımıza el konuldu. Basit böyle rastgele. Halk ekmek büfeleriyle ilgili çektiğimiz zulmü gazetelerden, televizyonlardan takip ettiniz. Biz ekranda konuştuk onu. 300 yeni otobüs alımı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden oy birliğiyle çıkan bir karar Cumhurbaşkanlığından onaylanmadı. Fatih Bey şu anda 300 tane pırıl pırıl otobüsümüz olsaydı metrobüs hattında kötü mü olurdu Allah çok aşkına? Çok iyi. Bizi zorladılar, engellediler. Ha çaresiz mi kaldık? 160 otobüsü gittik, kendi gücümüzle satın aldık. 130'u şu anda yollarda, 30'u da bu ayın sonunda geliyor. Ama ya zaman kaybediyor, İstanbul hizmet kalitesini yitiriyor. Bakın daha neler var burada? Yani uyduruk kararlarla Galata Kulesi'nin elimizden alınması mı? Melen Barajı'ndaki süreci söyledim. İBB Meclisi'ndeki borçlanma meselesi. Şimdi sizin programlarınızın özeti geliyor bana. Bu arada
ben hani sitemimi yapayım, tamam beni davet ettiniz, eyvallah bunu kabul ediyorum. Ama AK Parti Grup Başkan Vekilini programlarınıza çıkarttınız, çıkartın, bundan memnuniyet duyuyorum. Sizin dışınızda da programlara çıkmış, çıktı evet, kanalınızda. Ama bizim de grup başkan vekillerimiz var. O da çıktı bana. Yani eşitlemek adına söylüyorum. Siz eşitlemişsiniz, teşekkür ediyorum. Kanal olarak söylüyorum, eşitleyin lütfen. Yani onun muhatabı olan sorular, hatta onlar beraber çıksınlar. Bunların hepsinin cevabı var. Dolayısıyla bu tür engellemelere rağmen biz söz verdiğimiz işlerde büyük başarılar elde ettik. Ama onların anladığı, onların bildiği tarzda çılgın projelerin peşinde koşmadık. Akılcı, mantıklı. Ya yüzün üzerinde Fatih Bey Anadolu Hisarı niye çürümeye bırakılır? Ne güzel konserler olurdu, orada giderdik. Anadolu Hisarı. Anadolu Hisarı. Hayır, orada da mümkün. Bak göreceksin, diyeceksiniz ya Allah Allah, Yıldırım Beyazıt'ın bize emaneti İstanbul fethinin aslında başlangıç noktasıdır yani. Emaneti bir alan çürümeye niye bırakılır? Ya da Rumeli Hisarı'nın o gördüğünüz güzelin burçları niye çökme tehlikesiyle karşı? Hani biz ceddimizin, atamızın hayranıyız. Sarayburnu niye çöplük içindedir? Yani İstanbul'un kurtuluşunun simgesidir Sarayburnu. Oradan ilk defa Atatürk'ün anıtı dikilmiştir. Bunun bir mesajı Atatürk'ün vardır. Atatürk'ün cenazesi oradan gemiye bindirilmiştir. Oradan gemiye bindirilmiştir. Bunun bir mesajı vardır. Niye çöplük içindedir Sarayburnu? Niye kara surları çökmek üzeredir? Son dalan zamanda yapılmıştı. Aynen öyle. Yanlışları var. Çok yanlışı vardı. Falan. Çok yanlışı vardı. Marmara surları niye çöküntü halindedir? Niye işgal halindedir? Biz yüzün üzerinde noktada restorasyon yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Çok yakın zamanda Anadolu Hisarı'nı göstereceğiz. Size hayran kalacağınızdan adım gibi eminim. Ve restorasyonla ilgili yani bir mirasa sahip çıkmak konusunda olağanüstü işler başardık. Çocuklar bakın, az önce söyledim. Mesela anne kart, kreşler, halk süt, yeni doğan paketi, kültürel mirasa sahip çıkma konusunda tam 121 kültür mirasına sahip çıktı. Sayın Başkan, öğrencilerin çok ihtiyacı var. Bu sene hepsi açıkta kalacaklar. Bakın, bu kiraları ödemeleri mümkün değil. İstanbul'a öğrenci gelemeyecek. Can siperhane çalışıyoruz. Sene içerisinde 5000'e çıkacağız. Ya Fatih Bey yoktu. Sıfırdan yürüyoruz. Kolay değil. Yani bu işler kolay değil. Hala davamızın devam ettiği vakıflar var. Hala. Davamızın devam ettiği vakıflar var. Siz bunları bakın, vakıflara vermeyi BD olarak yapıyorsunuz. Tabii. Ve uygun yapıyoruz. Başka bir şey daha söyleyeyim. Biz bu gençlerden faydalanıyoruz. Gençler bizden nasıl faydalanıyoruz? Gençlere part-time işler buluyoruz. Nerede? Beltur'da. Nerede? Sosyal tesislerde. Bakın, gençler İstanbullu oluyorlar. Başka bir şey daha yapıyoruz. Gönüllü oluyorlar, İstanbul'un gönüllüsü. Müthiş kızlarımız var. Tıp okuyan, işletme okuyan, finans okuyan, teknoloji okuyan. Şimdi erkekler de katılacak bu dönem. Yurtta önceliği kızlara mı verdiniz? Önce. Çünkü en fazla talep oradan geldi. En acı telefonlar şu oldu Fatih Bey. Onun için tümüne kızlardan giriş yapalım dedim. Kızımı gönderemiyorum, okula yazdırmayacağım. Tabii. Şimdi bu acı bir şey yani. 75 bin üniversite öğrencisine 4500 lira karşılıksız burs veriyoruz. Bu sene vereceksiniz. Evet. Bugüne kadar 116 bin öğrenciye verdik. Şimdi bunlar yoktu. Neyi söz verdik de yapmadık. Yani ama siz diyorsunuz ki çılgın proje esas bunlardır. Aynen öyle. Binaya, taşa, kuma gömdüğüm para değil. Aynen öyle. Bakın 50 kütüphaneye çıkıyoruz İstanbul'da. 32'ye çıkarttık. Şu an 32 oldu. 50 kütüphaneye çıkartıyoruz. Peki bugün kütüphaneye gerek var mı hala? Var. Çılgın gibi dolu, tıklım tıklım. Ha, 100 bine yakın mekan test. Evet, şöyle. Fatih Bey, evde interneti yok. Tabii. Evde çalışacak odası yok. Bilgisayarı yok. Biz o gençlere o fırsatı tanıyoruz. Aynı zamanda oraya gelmeyle sosyalleşiyorlar. Eğitim imkanı veriyoruz. Başka bir şey daha yaptık. 100 bine yakın test kitabı dağıttık onlara. Çocuk diyor ki, başkanım bir test kitabı 100 lira, ben bunu alamam ki. Hemen bastırdık, biliyor musunuz? Mahalle mahalle dağıttık. Bakın biz bunları milletin gözüne sokmuyoruz. Yani biz bunları 1 milyon 200 bin haneye... Peki o test kitaplarına milyon fotoğrafınızı koydunuz mu? Hayır, koymadık işte. 1 milyon 200 bin haneye
Fatih Bey, 1 milyon 200 bin haneye gıda destek paketi, nakit desteği, eğitim desteği ve birçok muhtelif desteklerle evinde olduk. Bakın 200 bin haneye kurban eti dağıttık. Bunlar yoktu. Ona buna millete yönlendiriliyordu ama Büyükşehir Belediyesi olarak milletin kurbanına talip olduk. Ev, kurban dağıtıyoruz. Bu sene üçüncüyü yapacağız. 200 bin eve daha gireceğiz bu sene. Askıda fatura olayını biliyorsunuz. 100 milyona doğru gidiyor. 380 bin fatura ödendi Fatih Bey. 380 bin fatura. Başka bir şey daha. Bölgesel istihdam ofisleri kurduk. Yani özel sektörde iş buluyoruz. CV'lerini dolduruyorlar, eğitim veriyoruz, iş dünyasıyla irtibat kuruyoruz. İstedikleri iş gücüne eğitim yapıyoruz İSMEK'te ve kent enstitüleri üzerinden onlara meslek sahibi yapıyoruz, iş buluyoruz. 70 bini açtık. Fatih Bey 70 bine yaklaştık. Şimdi Sayın Başkan. Yani yoksulluk temelli bu işler bizim projelerimiz, bunlara gurur duyuyoruz. Başkan, bunlar hepsi bizim sözümüz. Başkan, o zaman bir şeye geleceğim. Şimdi ranttan bahsettiniz, İstanbul'un imkanlarından bahsettiniz falan filan. Bunlar hoş şeyler, kulağa güzel gelen şeyler. Peki. Genel Başkanınızın çok önemli bir açıklamayla kardeşim biz buna dur diyeceğiz dediği polis okulu meselesi. Şimdi polis okulu AK Parti'nin birilerine vermek istediği bir şu az önce yerde, anlattığım projelerden evet, biri. Bir tanesiydi. Tabii. Siz sattınız orayı. Hayır biz satmadık. Kim sattı, ben mi sattım? Hayır efendim, satıldı zaten. İş bitmiş, satılmış. Ya duruyordu. Ya Fatih Bey hayır öyle şey yok. Sözleşme yapılmış. Bakın ben sürecini anlatayım size o zaman. Polis okulu, efendime söyleyeyim, işte Swiss Etiler Hotel meselesi, okulu. Bunlar hep konuşuldu biliyorsunuz. Bakın biz topluma o kadar şeffaf süreçler sunuyoruz. Bizden her isteyen bilgi alabilir, her isteyen konuyla ilgili süreci öğrenebilir. Şimdi polis okulu satmadınız. Hayır biz satmadık. Bizden önce zaten iş yapılmış, bitmiş. Parası? Bakın 2018'den önce İBB'nin kasasına 918 milyon lira yatırılmış, gitmiş para. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu araziyle ilgili yaklaşık 600 milyon civarında yani emniyet teşkilatıyla yaptığı sözleşme gereği Hakkari'de lojman yapmış, Kahramanmaraş'ta emniyet müdürlüğü yapmış, sözleşme almış yürümüş. Kaç senelik iş? 2013'ten beri siz de biliyorsunuz. Yeni bir iş değil. Ben şimdi dosyasını bulup size sürecini anlatacağım. Ama süreci siz canlandırdınız tekrar. Hayır efendim canlandırmadık. 2 sene 3 senedir duruyor zaten. Yani 2 senedir, 3 senedir durduruyoruz ama bir yere kadar siz hukuka bağlısınız. Efendime söyleyeyim bir tazminata ya da kamu zararı oluşturmaya dönük riskleriniz var. Yani biz hukuk devleti, yani diyeceksiniz ki bu hukuk mu? Bu hukuk mu diyeceğim yüzlerce şey var. Ama şu anda bu yargı veya bu süreçle ilgili benim yapacağım şeyler kısıtlı. Bakın burayla ilgili ta 2012'de başlayan süreç var. 2012'de. 2018'de yani kendi içerisinde tabii bu burayı %47'siyle yapı diye bir firma alıyor. %53'ü Kiptaş'a veriliyor ihale gereği. İhaleyi Kiptaş alıyor. Kiptaş yapıyla ortak oluyor. Burada ruhsatı alınıyor buradan. Yani Kiptaş'a ruhsatı veriliyor buranın. Tam o şeyde iki seçim arası bu arada. Yani iki seçim arası. Ve ardından burası bu arada Danıştay 6. daire tarafından planın iptaliyle ilgili bir dava açılıyor. Yani geçmişten gelen bir dava. Tabii önümüze geliyor mesele. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizi bağlayan bir sözleşme var. Ya ben bunlarla yürüyeceğim, inşaat yapacaklar, ben bu inşaatın ortağı olacağım. Ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak paramızı alacağız. Yani paramızı alacağız. Alımız zaten belli bir ödeme yapmış, belli bir süreç içerisine girmiş. Yaptığımız iki şey oldu. Bir, sözleşme yapıp paramızı aldık. 2 milyar 80 milyon lira. İki, bu arada döviz artmadan önce başlayan bir süreç bu. İki, döviz karşılığı kaç lira aldınız yani? O zamanki kuru tam hatırlamıyorum. Yani... yani hangi ay o yolda işte olur? Kasım'ın başlarıydı. Evet, 9 lira yani, desek. Evet yani ben şimdi rakamı tam hatırlamıyorum. 2 milyar 80 milyon lira. Galiba 260 milyon dolarmış galiba o günkü kurla. Tam bilmiyorum yani. Tamam. Biz tabii payımızın parasını aldık. Arazinin tamamı bize ait değil, bir sözleşme var ortada. Yani inşaatı yapacak ve %47'si zaten vatandaşın. Belli bir para zamanında alınmış yani belli alışverişlerin
bir sürü süreç var. İlk sözleşmenin tarihini biliyor musunuz? Yani 2018'in Nisan'ında. Ve o süreçten beri yürüyen işlem. Bu arada başka bir iş daha yapılıyor. Bu arada yaklaşık 4 yıldır orada bir hafriyat yapılmış. İksalar var. Ortada bir tutanak var. Çevre binalar çatlamak üzere. Yani ciddi bir sıkıntı var ortada. Biz de yani burada zaten gerekçe oluyor ya. Temelle ilgili. Çevre güvenliği, sağ güvenliği diye bir gece göstermişsiniz. Tabii tabii. Temelle ilgili sürecin başlatılmasına izin verdik. Tabii bu esnada çok tesadüftür ki bizim satışımızdan yaklaşık 1,5 ay sonra burayla ilgili plan iptali kararı çıktı Darıştay'da. Dolayısıyla şu anda orada plansız bir süreç var. Ama mesela burada notlarıma bakıyorum ben de 13.01.2022 günü 55 dolu raporu ile İBB meclisinde plan değişikliği yapılmış. Sizin de buna bir itirazınız olmamış. Ne zaman pardon? 13.01.2022. Plan değişikliği dediğiniz ne? 55 nolu rapor ile İBB meclisinde plan değişikliği. Bunları ben notlar olarak aldım buraya. 1962 adı bir parsel. Bakın, 1961'de bir parseller 27 bin metrekare. 2007'den bu yana arsa ilk anında tamam meslek lisesi alanı iken sonra İmam Hatip lisesi falan filan bir sürü şey oluyor. Sonra bir plan değişikliği son olarak 13.01.2022'de geçiyor. Şimdi Fatih Bey... Sizin kendi partinizden arkadaşların bile itirazı var. Diyor tamam. Ki ya başkan çıkıp buna bir itiraz bile etmedi. Hayır. Olur mu öyle şey? Orada mecliste ben değilimdir muhtemelen. Bu, bakın buradaki her teknik sürecin bizde bir cevabı var. Teknik var, hukuki var. Yani siz bu konuyla ilgili dilediğiniz zaman ilgili arkadaşımızı yollarız tek tek. Ben size tabii adım adım bütün aşamalarını sunacak değilim. Ben müfettiş değilim ya. Ben... Hayır. Gerek duyarsanız. Biz zaten açıklama yapıyoruz kamuoyuna. Biliyorum. Ama şimdi burada hani... O kadar detaylı konu... Yani bir de hani yanlış anlamayın. Belki size gelen bilginin eksik tarafı vardır. Tamamlanması gereken bir tarafı vardır. Kimden geldiği belli değildir. Hayatı bu işlerden geçmiş ve kazanmış insanlar var. Ben bunu CHP'li bir belediye meclis üyesinden aldım. Bakın ben de diyorum ki hayatı kim olduğunu yani bilmeden konuşuyorum. Hı-hı. Sadece farazi konuşuyorum. Hayatını buradan kazanmış insanlar var. Buradan başka bir şeyler elde etme çabası içinde olanlar vardır. Bizim attığımız hiçbir adımdan İstanbul halkı zarar görmez. Peki. O bakımdan hani biz bunun her türlü hukuki açıklamasına da varız, her türlü detayına. Ha bu dediğimiz süreçlerden siyaseten partimin de bilgisi vardır. Var mı hepsine bilgisi? Tabii. Mecbur kaldığımız, bir de biz... Yani bunu mesela partide rahatsızlık yarattığı falan da söylendi. Olabilir yani ben tabii partimin... Mesela Swiss Hotel meselesi de rahatsızlık yarattı. Swiss Hotel meselesi ne? Onu da anlatır mısın? Tabii. Swiss Hotel daha önce bir örnek vereyim. Kadir Topbaş zamanında özelleştirmeye çıktı. Aynen öyle. Orayı Türkiye'nin en zengin iş adamlarından bir tanesi zaten şu anda oradaki oteli kiracı olarak işletmeye götürüyor olan onu kişi. Onu da örneğini satın aldı. Tabii onu da örneğini. 600 milyon dolar diye hatırlamıyorsam o zamanki satış bedeli. Bilmiyorum. Tam dolara karşını bilmiyorum. Şimdi bakın. Aynen dediğiniz gibi 421 milyon liraya satılmış 2010 yılında. Tam 12 sene önce. Evet. Burası satılıyor ve burada karşılıklı ipotekleşmeler yapılıyor vesaire 2011 yılında. Ve buraya Cumhuriyet Halk Partili birkaç meclis üyesi dava açıyor. Tesadüftür ki aynı dönemde iki satış yapılıyor. Birisi Hyatt Otel, birisi burası. İkisi beraber satıyor. Evet. Ama birine Doğuş Grubu aldı, evet, birini Özel Grubu aldı. Hyatt Otel'de böyle bir süreç işlemiyor. Fakat burada işliyor. Böyle de bir tarafı var. Hukuken çok derinliğine girmedim yani. Hı hı. Orada nasıl bir hukuki dava açılmış, burada niye açılmamış? Ya da oradaki hukuki dava niye cevap bulamamış onu da bilmiyorum. İlgilenmedim yani ona ayıracak vaktim yok. Sonra bu iş önümüze geldi. Nasıl geldi? Ortada bir dava var. Davayı kaybetmiş taraf. Artık bir işlem yapılması gerekiyor. Kim kaybetmiş davayı? Belediye mi? Satın alan. Satın alan, evet. Satın alan kaybetmiş bir işlem yapılması gerekiyor. Diyor ki adam ver paramı al tapunu. Çünkü o ödemeyi yapmıştı size. Yani ver paramı al tapunu diyor. Biz de çağırdık. Dedik kardeşim yani biz sana paranı veremeyiz. Öyle bir paramız yok. 1 lira borçlanamıyoruz ben metrolara para ayıracakken. Bu para AK Parti döneminde tahsil edilmiş ve harcanmış. Tabii. Harcanmış. Katır kutur harcanmış. Peki... Ne yapabiliriz dedi. Şunu yapabiliriz dedim. Bize toleranslı bir zaman dilimi tanırsanız ben sizinle anlaşmaya varım. Benim bazı siyasi arkadaşlarım şunu söylediler. Efendim mahkemeye bırakalım uzasın gitsin. Ya niye uzasın dedim kardeşim. Adam diyor ki yani davayı kaybettim ver paramı al şeyini. Tapunu. Tapunu.
ben bir tapımı alırım. Daha iyi bir fiyata satarım ki görüyorum onu ben. Olabilirdi. Daha iyi bir fiyata satarım. Artı sattığım fiyattan dolayı da daha gerçekçi bir ihaleyle çok daha büyük bir para kazanabilirim. Bunu yüzüne de söyledim. Yani biz size bir satış taahhüdünde bulunmuyoruz. Sadece sizinle dava uzamasın diye bir iki sene sonra netleşeceğine bugün de netleşsin. Oturduk protokol yaptık. Protokol aynen şu. Bu Şubat'ın geçen yani bu senenin Şubat'ında. Şubat ayında. Şubat'ında bir protokol yaptık. Protokol ne? Dedik ki biz kardeşim sana paranı bir sene sonra ödeyebiliriz. Ama tek şartımız var. Yani buna iki tarafı da ikna etmeniz lazım. Biz buna Millet İttifakı olarak evet diyoruz. Cumhur İttifakı'nın da evet demesi lazım ki karar çıksın. Ama dedim bir karara daha ihtiyacımız var. Belediye meclisine karar çıksın. Evet. Bir karara daha ihtiyacımız var. O da satış kararı da çıkarsa ben kabul ederim bunu dedim. Yoksa sizinle mutabakat sağlayamam. Gitti kendilerini orada da savundular. Ben mağdur oldum. Paramı verin falan filan neyse. Ve süreç oy birliğiyle meclisten karar çıktı. Bir iki arkadaşın itirazı var. Karar nasıl çıktı? Şöyle. Bir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir mutabakat yapmaya yetki aldık. İki, satış yetkisi aldık. Özür diliyorum. İlk mutabakat yetkisini geçen sene Haziran'da aldık. Şubat'ta çıkan satış yetkisi. Satış yetkisinden itibaren bir yıl içinde paranı öderiz dedik biz çünkü. Ve Şubat'ta mutabakat metni yaptık. Şimdi ortada bir gerçeklik var. Nedir o? Şu an itibariyle Şubat 23 Şubat 2022 tarihi ipotek bedeli 1 milyar 225 milyon lira. Yani biz burayı satın alan firmaya 1 milyon 225 milyon lirasını verdiğimiz an burası sizin oluyor. Tapu bizim oluyor. Sadece bir yıl süremiz var ya, vade farkı ödüyoruz. O da kanuni yasal faiz. Aynen. O da çok düşük. Bunun anlamı şu. Şu anda biz bedel araştırması yapıyoruz. Yani şu anda oranın özyeğine devri söz konusu değil. Değil. Asla. Biz tam aksine belediye burayı geri alacak. Tabii. Ve yeni bir yerle tekrar satmaya aynen öyle. Ha biz nasıl satarız? En iyi fiyatı bulursak. Daha iyi bir fiyat bulursak. Daha iyi bir fiyat bulursak. Ve şu anda bizim 3 milyarın üzerinde, 4 milyarın üzerinde bir takım piyasa araştırmaları yapıyoruz. SPK lisanslı kurumlara. Şu anda katılımcı bir modelle. Siyasi arkadaşlar katılıyorlar meclislerden. Hatta ben AK Parti'den de insanları davet edin diyeceğim. İki, bir ihale süreci başlayacak ve buranın satışına çıkacağız. Biz buradan ciddi bir kar elde edebilirsek, hak ettiği değere burayı satabilirsek satacağız. Yani burada biz buranın şu andaki kiracısına sattığımız bir gayrimenkulümüz yok. O bakımdan hani bu işle ilgili ortaya konan spekülasyonlarla ilgili şunu söyleyeyim. Bir, biz birileri gibi buralardan rant elde etme konusunda sadece bir yeri koruruz. 16 milyon insan. İki, bütün işlerimiz, bütün olaylarımız şeffaftır. Kamuya, hukuka, kuruma, kurumlara ve en önce 16 milyon insana hesap veremeyeceğimiz hiçbir husus yok. Yani diyorsunuz kimse ki merak eden varsa merak eden varsa gelsin özellikle kesinlikle. Polis okulunda bütün dosya açık aynen incelesin. Öyle. Kiptaş kurumumuz orada, genel müdürümüz orada, kurumumuzla ilgili daire başkanları orada. Zevkle bilgi verirler. Yani sizin iddianız kangren olmuş meseleyi ben çözdüm diyorsunuz siz. Tabii. Gerek AK Partili muhalefet gerekse parti için sizin partinizdeki bazı muhalefet arkadaşlar diyorlar ki kardeşim biz buranın satılmasına karşıydık, CHP buna nasıl onay verdi? Şimdi şöyle ifade edeyim bu konuyla ilgili hani özet cümlemim mantalite olarak Sayın Altaylı keşke elimizde bir sihirli değnek olsa size biraz sonra programdan sonra takdim edeceğim 86 milyar bakacağım dolarlık çok merak ettim onu bakacağım onu. 86 milyar dolarlık böylesi bir rant alanının bütününü geri çevirebilsek. Ha, hukuki haklarımız yok ama bazı haklarımız üzerinden bazı yanlışlara yazılar yazıyoruz, teftişler yapıyoruz ve oralara kurumumuzu gönderiyoruz.
boş bırakmıyoruz yani. Ama Ekrem Bey, ama bugün hala bu sürüyor mesela. Nerede? Göktürk'te golf sahalarının şeye çevrilmesi. Ama işte keşke elimizde bir yetki olsa. Yani belediye bunu dava açıyoruz. Ne yapabiliriz davadan başka biz? Yeşil dava alanlar... açıyoruz Fatih Bey. Ya dava açıyorum. Ya Kanal İstanbul Fatih Bey, Allah aşkına daha ötesi var mı? Yani Kanal İstanbul ile ilgili verileri siz en az benim kadar çok biliyorsunuz. Iyi. Yani neleri kaybettiğimizi ve neleri kaybedeceğimizi. Ya 123 milyon metrekare yaklaşık orman alanından tutun. Yani tarihi mağaralar, tarihi mağaralardan, tarım alanlarından, su havzalarına varıncaya kadar şu anda temel mesele en başından beri neydi? Burada emlakçılık yapmaktı ya. Emlakçılık evet. yapmak. Başından beri söylediğim şey. Kanal, manal, hikaye. Bu akıl sadece emlakçılıktan, emlakçı dostlarımızı zan altında bırakmayayım. Kötü emlakçılıktan bahsediyorum. Birilerinin malının üzerinden rant elde etmekten bahsediyorum. Devletin malının üzerinden rant elde etme. Bizim masum emlakçımız ne yapar? Sizin malınızı aracılık eder, belli bir payı vardır, %3 onu kazanır. Bunlar öyle değil. Seni %3 ile çırak çıkartır, kamuyu %3 ile çırak çıkartır, üstüne para kazanırlar. Biz bu ihanete son verdiğimiz için her akşam televizyon programlarında konuyuz. Biz bu süreçlerine son verdiğimiz için çığlık çığlığa İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı. Yani siyasetin her türlü malzemesi haline geliyoruz. Biz bunların belki de gelecek planların üstüne büyük bir darbe vurduğumuz için her akşam televizyon programlarında bizi kendi partimizde düşman etmeye ya da vatandaşın karşısında küçük düşürme gayretleri içerisindeler. Ama bizim milletimiz akıllı. Bakın Fatih Bey, Ekrem İmamoğlu'nu istediğiniz kadar tartıştırın. Ekrem İmamoğlu'nu istediğiniz kadar lekeleyin. Vatandaşımızın, sizinle ilgili demiyorum. Yani ben de genel konuşuyorum. Aha. Süt gibi anlayın lütfen. Ekrem İmamoğlu üzerinden kötüledikçe keşke evine ekmek götüremeyenin evine ekmek girse. Ekrem İmamoğlu'nu kötüleseler de keşke işsizliğe çare olsalar. Bakın biz az önce dedim ya. Hani biz burada aslında öyle büyük bir mücadelenin içerisindeyiz ki bir meydan okuma yapıyoruz. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Bu bizim 2050 vizyonumuzda da var. Manifestomuz da var. Meydan okumaktan bahsediyoruz. Zaten meydan okumaz isek mevcut sisteme karşı biz başarılı olamayız. Böyle bir iki detaya kapılırsak veya takılırsak ki o bazen bizim siyasi aklımızda var. Gerçeği kaybettirirler bize. Biz gerçek dünyayla büyük bir mücadele içerisindeyiz. Nedir bu? Bakın, yarattıkları demokrasi krizine karşı meydan okuyoruz. Bu nedir? İstanbul'da her farklılıktan, her vatandaşımızın, her inançtan, her vatandaşımızın eşit ve adil hizmet almasını, eşit ve adil paylaşımdan faydalanması için gayret ediyoruz. Bakın ikinci husus, yarattıkları ekonomik krize, derin yoksulluğa rağmen meydan okuyoruz. Ne yapıyoruz? Yoksulun yanında sosyal yardımlar, ücretsiz ulaşımlar, burslar, yurtlar, kreşler, bunları niye açıyoruz biz? Peki, bakın, bir şey soracağım başkan. Şimdi 5 katına çıkarttık sosyal yardım bütçesini. Devraldığımız günle bugün arasında 5 kat. Şu anda %11'e ulaştı bütçemizin. %11'i sosyal yardım Fatih Bey. Yani bu meydanı okumazsak, bakın çevre krizine, yarattıkları o büyük çevre krizine karşı meydan okuyoruz. Yeşil alanları yapıyoruz. 6 milyon metrekare kattık sadece 3 yıl içerisinde. Aktif yeşil alan. 10 milyon metrekare geliyor. Ki bunlar bizim projelerde o tamamladı sadece. Ya, Fatih aynı Bey, ekmek fabrikası da öyle oldu diyorlar. Fatih Bey, ben size bir şey söyleyeyim. Tamamladık dedikleri fotoğrafları ben size göstereyim mi? Şu mu yani? Örneğin Hacı Osman'a gittiniz mi Atatürk Gittim. Kent Ormanı'na? Orası onların projesi diyor. Orası hayır sizin. Tamam ama o vardı. Diyorlar var, ki orada orman vardı zaten. Vardı, evet. Ya vardı da niye tuttun burayı? Aklından ne geçiyordu? Ya 600 bin metrekare Atatürk ormanı, Florya. Siz çocukluğum burada geçti yaşıyorum. Diyorsunuz. Her şeyini bilirim diyorsunuz. 600 bin metrekarelik Atatürk ormanının niye 240 bin metrekaresi açıkta? Diğer alan böyle duruyor kenarda. Ben, üstü ben kapalı. Tahmin ediyorduk yani. Efendime söyleyeyim, ağaç bile dikilmiyor. Dert ne acaba? Biz şimdi hepsini ağaçlandırdık. Kapılarını kapattık, güvenli hale getirdik, ışıklandırdık, tesisler yaptık, ağaçlar yaptık. Efendim öbür tarafta katır kutur Atatürk Havalimanı'nın pistlerini yık, yeşil alan yapıyorum. Neyle? Kağıdın üstüne çiz bir tane
yemyeşil bir alan, millet bahçesi. Adını bile söyleyemediler. Atatürk Havalimanı millet bahçesi. Atatürk millet bahçesi diyemediler. İsmini bile, çünkü ne yaptıklarının farkında değiller. Şaşkınlar. Biz onun için yarattıkları çevre krizine karşı meydan okuyoruz. Bakın yaptıkları kentleşme, bu çirkin kentleşme, sahillere yığdıkları binalar, Fikirtepe gibi rezalet dönüşümler, Esenyurt gibi imar facialarının oluşturduğu o... Esenyurt büyük sorunu çözülüyor mu orası? Çözülür mü? Mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün mü? Bakın 33 senelik şahidiyim ben. Ve ben yatırımcıyım, ben iş insanıyım. Ben sizin hemen onun yanında ardışlı evlerde bir yaşamınızın olduğunu da biliyorum. Ya oralarda bir şeyinizin olduğunu ilişkin. Yani bilirsiniz bir miktar o bölgeyi. Biliyorum. O bakımdan hani şunun için söylüyorum. Ya Allah aşkına şu kadar yere normalde 200 dairesi var. Buraya nasıl 2500 daire sığdırırsınız mesela? Ve göz göre göre ilçe meclisinden geçirdiler. Davaları yürütmediler. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçirdiler. Yetmedi, bakanlıktan geçirdiler. O dava, bu dava süreci bu şekilde toparladılar. Dolayısıyla biz bununla da mücadele ediyoruz. Yani İstanbul'un geleceği. Bakın size çok özel bir... Başkan çok uzun değilse çok söyleyin, kısa. Kısa, uzun sebebiyle temas edeceğim. Çok kısa, bakın. Hani dediler ya vizyon proje. İki tane konuyu size açmak istiyorum. Bir tanesi İstanbul'un en vizyoner projesi. Hızray projesi. Hı hı. Bakın Hızray projesi ne demek biliyor musunuz? Az önce size anlattığım aslında 2050 vizyonuyla, 2050 vizyonuyla yani yan yana koymaya gayret ediyorum. Yeşilin korunduğu bir sistemde İstanbul'un ne yazık ki Doğu Raylı sistem projesi. Tabii. Doğu Batı aksında, ekseninde büyüyen kentin nitelikli bir erişime kavuşma sistemi. Bakın dünyada megapolleri kurtaran ekspres ulaşım hatları. Evet. Londra'da yapıldı, Moskova'da çalışılıyor. Yani özellikle 15 milyonu bulan kentlerde, Tokyo'da var. Burada temel hedef Beylikdüzü Esenyurt'tan Tuzla'ya, Sabiha Gökçen'e, Tuzla'ya 75 kilometrelik bu uzunlukta 13 durakla aynı zamanda 13 metro hattıyla buluşturan tam 55 dakikada sizi buradan buraya ulaştırarak yaklaşık günde 1,5 milyon insanı taşıyan, evet yaklaşık 6 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Başladı mı bu? Hayır. Bu proje şu anda projesi tamamlanmak üzere. Biz bunu Japonya'da tanıtıyoruz. Dünyanın birçok yerinde tanıyoruz. Hem finansmanını bulacağız, hem bu işi İstanbul'a hediye edeceğiz. Bakın işte mega proje ise hem çevreci. Yani bu günde yüz binlerce aracı trafikten geri çekecek proje. Bu size böylesi bir İstanbul'u vaat ediyor ve sunuyor. Bizim derdimiz kentin geleceğini bu anlamda doğru bir eksene. Efendim Ekrem İmamoğlu siyasette ne düşünüyor? Siyasette konuşacağız onları da. Bakın bütün bu meselelerin önünde bu işleri biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nun tek düşündüğü aslında bu alanlar ve buradaki kaotik İstanbul'un sürüklendiği o uçurumdan çıkarılmasını sağlamak. İstanbul'la ilgili en doğru tanım bu herhalde. Çok kaotik bir şehir haline geldi ne yazık ki. Öyle. Bir kısa reklam arası daha vereceğim, sonra devam edeceğiz. Hem siyasi hedefleriniz hem İstanbul'la ilgili kalan birkaç konu var. Onlar seve. Cumhurbaşkanlığı konusu sürekli gündemde, adınız seçildiğiniz günden beri konuşuluyor. Altılı Masa gündemde, partiniz ve diğer partilerle yaklaşımınız, Meral Akşener'in sizi desteklediği yolda iddialar var. Bütün bunları bir kısa reklamdan sonra konuşacağız. Seve seve. Sayın Başkan, genel siyasete geçmeden önce birkaç tane hızlı sormak istediğim konular var. Bir vatandaş yollamış, o test kitaplarından bir tanesinde bir fotoğrafınız var sizin, bir sunuş yazısıyla beraber. Belki bilginiz var belki ama varmış. Ya bilgim yok ama olabilir yani varmış. Fotoğraf. Önemli konu, 100 bin tane test kitapçı dağıttık. Çok özür diliyorum Fatih Bey. Bu polis kolejiyle ilgili bir plan geçti dediniz. Hatta numarasına bana kadar okudunuz. Bir belediye meclis üyesi CHP'li olduğunu iddia eden diyeyim ya da öyle ya da, bilemiyorum. Yok, biliyorum. 13 Ocak 2022 55 no'lu karar
İçerenköy, Küçük Bakkalköy mahalleleri yakın çevre 1/5000 İmar Nazım plan teklifi. Hani ben size belgesini de verebilirsem. Tamam, ben de kendisine bunu, belki bunu yollarsınız. Yanlış bir bilgi aktarıyor. Polis Koleji ile ilgili geçmiş herhangi bir yeni plan yok. Yok, tamam, peki. Tam aksine plan iptali var. O konuda da diyorsunuz ki ben size gerekli bilgileri verecek herkesi yönlendiririm. Hatta beyefendi kim bilmiyorum, yani bizden rahatlıkla bilgi alabilir yani. Kendisini dinliyordur zaten. Kiptaş Genel Müdürü Sayın Ali Kurt bütün bu sorulara cevap vermekle mesuldür ve yetkilidir. Buna partideki yetkililer dahil ki merak ediyorsa. Herkes, vatandaş dahil. Araç sergisi. Büyük bir lüks tüketim olduğunu, araçlara büyük paralar harcandığını söylediniz. Nitekim bunu zaten herkes görüyordu üç aşağı bir yukarı. Belediyecilik ya da işte siyaset lüks araca binmenin şeyi oldu. Hatta bürokratlıkta Türkiye'de neredeyse marka veremiyorlar ama öyle bir tarif ediyorlar ki ihalelerde ne alacağı belli. Siz bundan şikayet ettiğinizi söylediniz ve bir araç saltanatına son vereceğim dediniz. Yeni Kapı'da bir sergi açtınız. Ancak sergi bir miktar hayal kırıklığı yarattı. Bir, beklendiği kadar araç yoktu. İki, beklendiği kadar lüks araç da yoktu. Evet. Dedik lan bu muymuş dedik ama işin aslını bilenler ne olduğunu birazcık da çözdüler. Orada da size İki seçim arası arabalar uçtu gitti falan. Bir de tabii bazıları özel sektörden geldiği için onlar orada gösterilemedi, çekilmişti geri falan. Her zaman olan şeyler var. Türkiye'de 20-50 yıldır, 40 yıldır olan şeyler, gördüğümüz şeyler. Şimdi orasında değilim. Şurasındayım. Hemen arkasından belediye pek çok araç ihalesi çıktı yine ve yine çok sayıda araç alındı. Fatih Bey, bizim o dönemde iade ettiğimiz araç sayısından sonra, yani ihtiyaç duyduğumuz kaç araç sayısından sonra, ben tabii sayıları şu an tek tek veremem size. Şunu iddia ile söylüyorum ki biz araç sayısını arttırmadık. Sadece süt dağıtımı ile ilgili ilave bir araç ihalesi yaptık. Onun da sayısı 100'ü geçmez. Onun dışında ki onların araçları da belli evet. Arkası kapalı, üstünde Halk Süt yazan evet. Araçlar. Onun dışında hem araç lüks olmayacak şekilde bir dizaynla, yani en yetkisi ya da makamı yukarıda olanın da aracı aslında bugün piyasadaki en makul yerli araçların markalarından seçildi. Diğerleri de aynı benzer bir biçimde silsileyle takip edildi. Hani şundan bahsediyorlarsa, yine araç ihalesi yaptınız. Fatih Bey, biz yılda bir araç ihalesi yapıyoruz. Farklı farklı iştiraklerimizin araç ihaleleri var. Ama iddiayla söylüyorum, geri iade ettiğimiz araçların dışında sayı arttıran bir ihaleye asla imza atmadık. Yani ne kadar gerekiyorsa o kadar o var. Kadar, sayıyı azalttık ve oradan gidiyoruz diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Başka bir şey daha söyleyeyim. Yani ya israfta, ya şurası bile israfın imzası yani. Bakın şurası bile. Yani, havuz. Ya neyse yani havuzu, çevresi, osu, busu. Bakın bu duygu, bu şatafat var. Nasıl bir duyguya dönüştü biliyor musunuz Fatih Bey? Bunun altını çizerek birkaç yerde anlattım. Uzun süre bir göreve sahip olmanın ve mantalite olarak da çoluk, çocuk, eş, dost, akraba, ya farkında mısınız? Yani gazeteler yazıyor, ispatlı. Ülkede bürokrasi kadrosu bırakmadılar. Eş, dost, akraba, partili. Partiye üyeysen işe gir. Hani bu mantıkta. Siz de öyle ben, değil mi? Ben iddia ediyorum. Bakın benim profesyonel kadro ya da ortaya koyduğum kadroyu alsın incelesinler. %5'ini geçmez benim geçmişten tanıdıklarım. %95'i rasyonel. Demiyorum ki en mükemmelidir. Ama size de şu eleştiri var. Nedir? Kardeşim CHP'lilere iş vermiyor. Hala AK Parti'yle çalışıyor. Yani kimin CHP'li olduğuna buna bir bakmadık ki biz. Liyakatine baktık. Ama ona da katılmıyorum. Çok ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partili olduğunu iddia eden, söyleyen, üyeliğini gösteren insanlar da var. Ama üye olduğu için aramıza katmadık. Liyakatinden dolayı kattık. Ve hala öyle yapıyoruz. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin son 20 yıldaki en objektif, en şeffaf işe alım süreçlerini yönettiğimizi iddia ediyorum. Ama itfaiye alırken, ama zabıta alırken... Türkiye genelinde yani bütün Türkiye genelinde. Ankara Belediyesi dahil mi? Hayır efendim, yani son 20 yılın diyorum yani. Hani Ankara Belediyesi ne yaptı son 2-3 yılda Mansur kaç Bey'le kişi? Yok, kapışmayız. Mansur Bey'le biz ancak birbirimize güç veririz. Yani son 20 yılın en şeffaf, yani çünkü bizim alımlarımız daha yüksek montanlı oldu. Yani ilk defa bakın başka şeyler kattık. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aynı anda ilk defa 3 kadın gelen sekreter yardımcısı oldu.
İlk derken 3 tane demiyorum. Bak, AK Partili defa... bürokratı ve genel sekreter yaptınız. O... Evet. Yani olabilir. Ha, bu bizim şeffaflığımızı gösterir. Başarılıdır, ahlaklıdır, dürüsttür, liyakatlidir, gelmiştir. Yani başarısını günün sonunda, evet, döneminin sonunda olmadı, yani insanlar bunu konuşur eder. Ziraat Bankası Genel Müdürü yani, yaptı, peki, hiç olmadı. Peki biz neye talibiz? Türkiye'nin uzlaşmacı diline. Ya bu ülkede hep ayrımcılık olmadı. Bakın biz neden yargılanıyoruz? 557 tane terörist dediler, değil mi? Evet. 557 terörist dedi. Kaç ay geçti? 8 ay. Hemen hemen. 8 ay. Ama çıktı meclisten masaya vurarak böyle 500. Ama birileri alındı belediyede. 20-30 kişi. O da benim sorumluluğum değil. Nedir? Nereden çıktı efendim? Gasal almışım. Kimi gasal almışım? Bakın Fatih Bey, bu şehirde şehirde Sünnisi var, Alevisi var, Caferisi var, Şafisi var. Var değil mi? Var, hepsi var. Bir yandan Yahudisi var, Hristiyanı var, efendime söyleyeyim Ortodoksu var, Süryanisi var. Bunlar bizim vatandaşlarımız. Ben size bir anımı anlatayım. Beylikdüzü'ne yakın bir ilçede bir cenazeye katıldım. Olay çıktı. Yani hem cenaze namazı kıldırma süreciyle ilgili hem de definle ilgili süreçle alakalı Şafi vatandaşlarımız kıyameti kopardılar. Şimdi az önce söyledim yani ben de Sünni bir ailenin evladı olarak bu süreci bu akılla yönettikleri için o Diyanet İşleri Başkanı benim Diyanet İşleri Başkanım değildir dedim. Niçin söyledim bunu biliyor musunuz? O bütün mezhepler, bütün inançlar bu ülkenin asli insanları, vatandaşları, kimseyi kırıp döküp sağa sola savuramazsın. Biz Şafi imamlar aldık işe. Mele deriz. Evet. Yani Doğu Güneydoğu'da Kürt vatanlı Mele deriz. Aldık. Yani kendimizce araştırdık, baktık. Siz şimdi kalkacaksınız Fatih Bey, sokakta dolaşanlara şu kadar terörist. Ya benim 86 bin çalışanımızdan altında bıraktınız ya. 557 töre masaya yumruk vura vura. 8,5 ayda 20-30 kişinin hakkında dosyalar çıkmış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Onlar hakkındaki kararın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Bakın. Siyasi olarak. Niye diyeceksiniz? Fatih Bey ben bu şuna katılmıyorum. Vatandaş sokakta geziyor. Efendim terörle iltisaklı. Ya niye geziyoruz ama? Ya bir risk mi teşkil ediyor? Bir sorunu mu var? Bazen bana diyor o zaman niye çıkarttın? Ya ben çıkartmıyorum. Kanun çıkartıyor. Yani ben bununla nasıl mücadele edeyim? Kanunu mu değiştireyim? Yasayı mı değiştireyim? Ya adam zaten gözünün üstünde kaşın var deyip seni yarın görevden almak için can atıyor oradan. Ne dediniz ben görevden alınacağım dediniz. Yeter ki fırsat ver. Yeter ki fırsat Peki, ver. Peki görevden alınacağı hakikaten inanıyor musun? Bakın o cümlem şu. Benim inanmamın önemi yok. Siz seçimin iptal olacağına inanıyor muydunuz? İnanıyordum. Biliyordum iptal olacağını. Ben vallahi ben inanmak istemiyordum ben o zaman. Ben size seçimden önce yaptığınız programda söyledim. Siz tamam. Bana güldünüz. Güldüm. İnanmak istemiyorum ya. Bu demokrasi ya. Demokrasi hançerlenir mi? Ben dedim size kazanırsanız iptal olacak Yanlış dedim. Yanlış anlamayın. Yani saflığı katalım o zaman. Saf iyi niyetli bir insanıyım. Bu toprakların. Yani seçimden önce ben inanmıyorum. Ben arkadaş siz vatandaşı terörist diye ne yaptım ben? Kürt vatandaşlarıma, Şafi vatandaşlarıma hizmet etsin diye Mele aldım, gassal aldım. Diyorsun ki terörist. Arkadaş ben onun terörist ya da terörle iltisaklı olduğuna karar veremem. Yani yargı Hadi, ben değilim, savcı ben değilim. İşe almadan önce bir soruşturma. Ya soruşturmaya tabi olan, bakın orada muğlak alanlar var. Mesela bir dönem tebliğ yayınlandı pandemide. Bu süreçte işe alanlarla ilgili arşiv soruşturması yapmanıza gerek yoktur dediler. Örnek veriyorum. Sadece o dönemde 28 bin insan giriş çıkış oldu bizde. Bunu... bakın dünyanın hiçbir adil ülkesinde bunu anlatamazsınız. Ve günün sonunda 8 aydır o vatandaşlarımızı da zor durumda bıraktılar. DİDER diye bir davanın evet, içine bizi malzeme etmeye çalışıyorlar. DİDER diye. Konu ne? Efendim Şafii melelere kart verilmiş de onu Ekrem İmamoğlu mu vermişe kadar götürmek istiyorlar. 200-300 tane kart. Ben bu şehirde 1 milyon 200 bin haneye destek olan bir belediye başkanıyım. Ve destek olmak zorundayım. Bu insanlara nefes aldırmak zorundayım. Akıl tutulması, inanın akıl tutulması. Bakın Fatih Bey, yani bu alana girmeyecektim, gireceğim kısaca. Biliyorum siyasi sorularınız da kıymetli. Ama benim hakkımda bir dava var değil mi? Ahmak
davası. Evet. Bana ahmak dendi. Ben de sözünü iade ettim. Efendim YSK üzerinden bir şey uydurdular. Ben iddia etmedim işte. Murat Ağrel çıktı. İşte bir kısım duyumları ya da ifadeleriyle ne hikmetse yani hakkımızda bir karar da vermedi aslında. Erteleme evet. kararı verdi diye bir hakimin Samsun'a sürüldüğü iddiaları geziyor basında. Yahu yani peki ben şimdi Eylül'de yargılanacağım. Tekrar. Tekrar. Kime yargılanacağım? O hakim kim? Kim nasıl atanacak? Ne için gelecek? Kimi yani ya ne kadar zor bir yargı süreci. Peki siz mesela görevden alınacağını düşünüyor musunuz? Bütün, tam ona geleceğim. Bütün bu süreçleri bize yaşatan işte bu ülkeyi yöneten akıl. O akıl ne diyor? En az 3-4 toplantı aynen şu cümleyi kurdular. Ben böyle anlattım Financial Times'a. İstanbul önümüzdeki 2023 genel seçimlerinden hemen sonra. Bakın cümle aynen bu. Bilinçli kurulduğunu düşünüyorum yani. Hemen sonra gerçek sahip olan AK Parti'nin olacak. Demiyor ki 2024 yerel seçimleri. Hemen sonra. Şimdi bunu diyen akıl bunu yapabilir mi? Yapabilir dedim. Aynen dediğim cümle bu. Aynen seçimi iptal ettikleri gibi. Yani bu onlar yani için bazıları bir oyuna... mesela 2023 seçimlerinden öncesini görevden alacağını söylüyorlar. Yahu ona gücü yeter mi, yetmez mi, milletimiz ona nasıl bir refleks gösterir, nasıl bir cevap verir? Zaten sandık çok güzel bir terbiye mekanizması. Yani bana dediler ki 13 binden 806 bin farka çıktın, yüzün çok gülmüyor. Bana yetmedi dedim. Bana yetmedi, milyon istiyorum. Şimdi eğer öyle bir şey yapsınlar, bu millet bütün ülkede öyle bir tokat atar ki bir daha siyaset sahnesine değil çıkmayı yanına yanaşamazlar. Peki başka bir konuya geçelim hemen. Tüneller, duran tünel inşaatları var. Bunlardan bir tanesi İstanbul'un tam göbeğinde Beşiktaş'ın stadının karşısındaki Maçka Tüneli. Ve bir yandan da üstündeki binaları, çünkü üstü yoğun bir yerleşim merkezi. Hatta bahsettiğiniz, az önce bahsettiğiniz Swiss Hotel'de hemen onun üzerinde duruyor. Şimdi burada... O tünel inşaatı bir tehlikeli bir vaziyette durduğu yere duruyor. Bu inşaatları niye durdurdunuz? Bu tünel niye durdu? Şimdi ve bakın, benzeri başka birkaç şey. Şimdi bakın, bir tünel tasarlanmış. Bu tünel bahsettiğiniz gibi Maçka'dan tam giriyor. Stadının oradan karşısından giriyor. Aslında ta 3. köprü yoluna kadar giden bir tünel. Levazım'a kadar gidiyor. Ve... Levazım değil. Üçüncü köprüye kadar, kadar gider. Tabii. Zaten temelde bakış açısı önce ikinci yani temel ama esas olan üçüncü köprüye şehri boşaltmakla ilgili bir çalışma projeleri var yani. Şimdi ihalesiz buraya giriliyor. İhalesiz. İhalesi yok mu? Tabii. Yani var olan başka bir ihaleyle akşamdan sabaha buraya girin deniliyor. Ama 50 metre falan kazılmış zaten galiba. O kadar. Bir geldik 250 metre bir şey yani. Bir hesap çıkarttık. 6 milyar dolar civarında. 6 milyar o zaman TL'den konuşuyorum. Benim levazıma çıkmam için lazım. Evet. Levazıma çıkmak için. Nasıl bir durum biliyor musunuz? Fatih Bey siz diyorsunuz ki İnönü Stadı'nın oradaki o alanı biliyorsunuz yani yoğunluğu. Diyorsunuz ki buradan tünelden gir iyi bir yere çıkacaksın. Geliyor levazımda duvara tosluyor. Ya levazından nereye gidecek? Yani E5'e mi? İkinci etabı vardı. Tabii. Zorluya mı çıkacak? Dedik kardeşim. Çağırdım yüklenici firmaları. Sizin buraya yani bildiğiniz bugünün iktidara en yakın firmalar. Firmalar ama bize iş yapıyorlar yani. Ben onlarla iş yapıyorum bugün. Memnun olduğum tarafları var. Memnun olmadığım zaman masada iş yapıyoruz. Dedim bakın eğer buraya bir finansman modeliniz var ise biz borçlanamıyoruz. Ya benim bundan daha can alıcı metrolarım var. Onlar dururken ben buna para harcayamam kasamdan. Geçişi paralı yapsanız orada mesela. Efendim? Geçişi paralı yapsanız. Ama işte bakın bütün bunlar meclis kararı, aynen. Yeniden sistem değiştirme, aldım. Ona göre ihaleye çıkma vesaire vesaire. Buna dedim bir finansman modeliyle gelin sizinle bu işe devam edelim. Ama tek şartım var. İkinci köprüye kadar çıkacağız. Yani Derbent'e çıkacağız. Anlatabiliyor muyum? Ve bu şekilde konuştuk. Dediğim gibi bunun devamı var. Yani hem Hacı Osman'ın alttaki tünele bağlanıyor, oradan devam ediyor, üçüncü köprüye çıkıyor falan. Kapsamlı bir iş. Ve tamamı 10-12 milyarı geçiyor evet, yani. Bana öyle bilgi verin. Şimdi bu para yok. O zaman dedim şunu yapacağız kardeşim. 150 milyon liralık bir bütçe ayırdık buraya.
Tüneli sağlama aldık. Tünelin şaftlarını kapattık. Üstünde risk altında olan mahalleler vardı. O riski giderdik. Ve bu aralık itibariyle şu hale getiriyoruz. Peki o yol açılacak mı peki yol? Evet, üstteki yolu açacağız. Dolayısıyla oradaki sıkışıklığı gidereceğiz. Şunu istiyorum dedim. Tek yönde çalışabilecek bir tünel mekanizması pozisyonuna burayı getirin. Yani Levazım'dan da çalışsak, o İstanbul'un yoğun yerinde değil de öbür tarafta ki Ortaköy Deresi'nde bir yaşam vadisi inşaatına başlıyoruz şu anda. Çok güzel bir park yapacağız orada, yaklaşık 300 bin metrekarelik. Onun üst tarafına geliyor bu alan. Oradan çalışan bir tünel mekanizmasını devreye almak kaydıyla bu süreci sağlama alın ve duralım. O tünel devam edecek ama edecek. Tam yani, proje değil, tabii, farklı bir proje olarak. Hem farklı hem finansmanı bulununca yapılacak. Yani biz şu an 10 metro yapıyoruz. Beylikdüzü Sefaköy metrosu için hazırlık yapıyoruz. Hızra için çalışıyoruz. Metrobüs ne oldu peki? 3 tane funiküler. Metrobüs kaldı. Yani metrobüs kaldı dediğim şu. Kalmadı. Başladı ve ilk kurulduğu halde duruyor. Gelişmesi, ama bir yani elden geçmesi, metrobüs, belki bir hava sistemine çevirmesi, seçimde elektrikli hale gelmesi. Biz elektrikli için çalışıyoruz. Orada daha hızlı modelleri devreye sokmak için de çalışıyoruz. Farklı modeller önümüze geldi. Yeraltı, iki katlı falan filan, ama onlara gerek kalmadan daha uzun katamaran sistemiyle, bu yine elektrikli ama lastikli araçlarla, daha uzun araçlarla taşınma modeliyle çalışmalarımız sürüyor. Mesela TEM'de de bunu yapma vaadi verdik. Ama biz daha sonra baktık ki bu sorunu, yani orada lastik tekerlekli araçlarla çözümüyle ilgili çok ciddi sorun yaşayacağız. Hem inşaatla ilgili sorunlar, hem Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili falan. Onun için Hızra'ya döndük. Ve bakın Fatih Bey, Hızra'nın lansman demeyeyim, uluslararası finans kuruluşlarıyla buluşmamız olacak. Mutlaka gelmenizi sağlamak isterim. İlgili olduğunuzu biliyorum ulaşımla ilgili süreçlere. Bu bakımdan göreceksiniz ki İstanbul'un gerçekten kuzeyi sıkıştıran, kuzeyi force eden, orman alanlarına doğru gitmeye çalışan o pozisyonu durduracak en önemli proje bu proje. İstanbul'u tekrar aşağı doğru. Bir uçtan bir uca, evet. Doğu batı ekseninde konforlu yaşam. Yani aracını bırakıp bir yere çok rahatlıkla gidip bir başka metro hattıyla başka bir yere ulaşmanızı sağlamak. Metrobüs ilk açıldığında bak, şahane bir şey. Zaten dedi. Bakın, varmak istediğimiz mesela 2030 yılında Ulaştırma Bakanlığı'nın biliyorsunuz 3. Havalimanı'na yaptığı hatlar var. 652 kilometreye ulaşmak. Yani bu yapacağımız sistem bizi İstanbul'da çok daha konforlu bir yaşama ulaştırabilir. Yani 2030 yılında varmak istediğimiz raylı sistemler ağımızla biz İstanbul'u 652 kilometreye ulaştırmak. Kaldı ki 2050'ye doğru, yani tümden karbon nötr hedefine ulaşmak için, ki ben hani bunu yeşil çözüm stratejimizde hem İstanbullulara hem dünyaya anons ettim. Burada 850 kilometreye giden bir... Peki mesela şöyle bir projeniz var mı o zaman? Şimdi Avrupa'daki pek çok büyük kent, mesela Paris gibi, mesela Londra gibi, Barcelona gibi pek çok büyük kent 2030'dan itibaren elektrikli olmayan araçların kent içi trafiğine giremeyeceğini, egzoz emisyonları. Tabii ki. Sizin böyle bir projeniz tabii var mı? Yani karbon nötrden kastımız o zaten. Ve bunu mesela ilk başlama alan olarak tarih yarımada ilan etti. Tarih yarımada elektrikli araçlara. İlk bunu başlatmayı hazırlık yaptığımız da İETT otobüslerimiz. Bunu başka bir gün uzun konuşuruz. Çok uzun bir konu. Çünkü bu bambaşka bir mevzu. Evet. Bunu vizyon olarak konuşmayı çok isterim sizde. Seve seve. Ama herkese merak ediyorsun. Sormazsan niye sormuyorsun kardeşim? Bir, CHP ile ilgili hakkınızda pek çok sizin yerinize yapılmış, belki sizin hakkınızda olan öngörüler var. Bir, Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olacak. Cumhurbaşkanı seçilecek veya seçilmeyecek, bilemiyoruz tabii onu, o gün göreceğiz. Sizin CHP Genel Başkanı olacağınız ve İstanbul Belediye Başkanı ve CHP Genel Başkanı olacağınız. Bu bir proje. Diğer proje, seçildiğiniz günden beri size söylenen ve hedefiniz olduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı olma arzusu. Siz bu arzuyu ne dillendirdiniz, ne reddettiniz? Mesela Mansur Bey'e bu söylendiği zaman benim öyle bir niyetim yok diyor. Meral Hanım da böyle bir niyetim yok diyor. Siz var da demiyorsunuz, yok da demiyorsunuz. Makul bir siyasete vurdu. Onda bir şey dememiz mümkün değil. Nedir hedefiniz? Ve geçen gün Kemal Bey ile İstanbul Hilton Oteli'nde bunu okudum, görmedim. Bir yerde okudum. Galiba, hatırlamıyorum. Diken'de okudum galiba.
görüşmüşsünüz ve kendisine Cumhurbaşkanlığı konusunda destek vereceğinizi, böyle bir niyetinizin olmadığını söylemişsiniz. Bilmiyorum, orada değildim, iddia okudum. Oradaki duruşunuz da bu dönem Cumhurbaşkanlığına adaylık konusunda bir girişiminiz olacak mı? Yoksa anlattığınız projelere baktığımız zaman ben bir dönem daha İstanbul'u yönetirim, kendimi daha iyi kanıtlarım. 5 yıllık değil 10 yıllık ve büyük işler başarmış ve bir yaşam tarzı sunmuş bir belediye başkanı olarak çok daha güçlü bir şekilde halkın karşısına çıkarım. Zaten yaşım genç, o zaman olurum mu diyeceksiniz. Bu dönem aday olmayı planlıyor musunuz? YHP Genel Başkanlığı gözünüzün önünde var mı? Çünkü sonuç olarak Kemal Bey Cumhurbaşkanı seçilebilirse eğer, zaten partili Cumhurbaşkanı olmayacağı için mecburen bırakacak, o konuda sözleri var. Nedir buradaki hedefiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben siyasete başladığım günden bugüne bu tarz siyasi kurguların ne bir parçası oldum ne de böyle bir süreç yönetimin içinde oldum. Benim işim hep şöyle oldu. Proje oldu. İş üretmek oldu. İlçe başkanı oldum. 5 yıl boyunca mahalle mahalle insanları ikna edip bu şehrin, bu ilçenin iyi bir ilçe olması için şunu yapmamız lazım, bunu üretmemiz lazım, yaşam vadisi yapmamız lazım, eğitim alanları üretmemiz lazım falan filan bunları anlattım. Bu süreç beni Beylikdüzü belediye başkanı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım diye bir yerde bir konuşmam yok, bir yerde bir anlatımım yok. Ama İstanbul için kazanmalıyız, bu iyi bir akıl değil. Kanal İstanbul'a, belki de Kanal İstanbul'a karşı ilk konuşma yapanlardan biriyim. Yani 9,5 yıllık ilçe başkanıyken 10 yıla yakın 9,5 yıllık bir kanalda konuşmam var Fatih Bey, yollayabilirim. Beylikdüzü Belediye Başkanı. Çünkü ben yaşadığım alana ilgili o süreci takip eden, iş üreten, yerinde bu anlamda duran bir insan olmadım, olamam. Onun için benim işim bu. Hayata bu şekilde baktım. Siyasetle ilgili kurumsallığa inanan birisiyim. Ben 2010 Nisan ayından beri Sayın Genel Başkanımızın yol arkadaşıyım. Bana göre en iyi yol arkadaşıyım. İlçe başkanı iken de bana göre en iyi yol arkadaşıydım. Beylikdüzü Belediye Başkanı iken de, şimdi de. Ve 2010 yılından beri gerçekten her konuda mutabakat sağlayan bir süreç yönettik. Her konuda. Kimse bunu bilmez. Kurultaylarda, il başkanlıklarında vesaire vesaire. O bakımdan bizim bağımızı, bizim ilişkimizi hiç kimse kendi sahasının bir oyunu ya da bir manipülatif mevzusu haline getirmeye kalkmasın. Gerçekten mağlup olurlar. Bu ister adı parti içinde siyaset manevralarıyla iş üretmeye çalışanlar olsun, ister iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı saldırılar olsun. Ya bir insan hakkında 1,5 seneyi aşkın zaman diliminde, yani isim de vereceğim, Hürriyetinden Sabahına, ona buna her gün 6-7 köşe yazısı yazılır mı Fatih Bey? Ya şaşkın bir biçimde izliyorum, inanın. Kötü bir şey değil ki bu. Hayır, kötü olduğu için söylemiyorum, anlamaya çalışıyorum. Benim adıma kötü olduğu için söylemiyorum. Anlamaya çalışıyorum. Ya da KJ diyorsunuz televizyonların altında. Ya her akşam Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu diye aylarca günlerce bu yazılır mı? Bu başka bir şey. Yani bununla da Ekrem İmamoğlu değil. Ben Cumhurbaşkanı adaylığı vesaire diye ortaya çıkmadım ki. Yani İstanbul seçimleri, yaşanan iki seçim insanların gündemine, zihnine böyle bir tarif yapmış. Bunun sebebi ben değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Bakın siz diyorsunuz ki hiçbir gün siz reddetmediniz. Hayır. İnanın en az 7-8 kez televizyonlarda her zaman benim böyle bir niyetim yok. Böyle bir niyet ortaya konmaz. Bu doğru bir metot değil. Kaldı ki şu anda Türkiye'nin önünde ben adayım demenin çok daha ötesinde büyük sorumluluklar var. Ve ben şu an en sorumlu koltukta oturuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Benim sorumluluklarım var Fatih Bey, ne biliyor musunuz? İstanbul'a layıkıyla hizmet etmek. 16 milyon üzerinde bütün Türkiye'ye mesaj vermek. Ne mesajı? Evet, Millet İttifakı yapar kardeşim. Türkiye'nin en iyi projelerini yapar. Hem de ahlaklı yapar. Geçmişe dair bir sorun varsa ondan hesap sorar. Onun zeminini oluşturur. Doğruları yapar. Hatam yok mudur? Olabilir. Ama çıkar vatandaşın önünde şeffaf hesabını verir. Bütün bu sorumluluk duygusuyla İstanbul üzerinden Türkiye'ye mesaj veriyorum Fatih Bey. Dolayısıyla buna sorumluluğum var. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partililere. Evet,
Biz böyle yönetiriz. İşte halk ekmek fabrikasını da açarız. Türkiye'nin ve dünyanın en çok konuşulan raylı sistem projesini de üretiriz. Onların yapamadığı bütün metrolar hareketi de geçiren biziz. En doğru ulaşım hamlelerini yapan biziz. En doğru kültür sanat, en doğru işte tarihsel süreçlere sahip çıkan, ceddine, geçmişine sahip çıkan, duyguları ortaya koyan işleri de biz yaparız dedirtmek zorundayım. Şimdi ortada bir altılı masa var ve Türkiye'nin geleceğini tasarlıyor. Parlamenter sisteme geçiş, yeni bir sistem arayışı içerisinde daha demokratik bir düzen, böylesi bir otoriter sürecin kurbanı edilmeyecek bir Türkiye var etmek, çocuklarımız için, gençlerimiz için getirdiği şey ortada. İşsizlik, döviz kurları, faiz, yani kasada para yok, yani rezervleri tüketmiş bir Türkiye. Bu nasıl bir süreç? Umutsuzluk. Umutsuzluk reytingi 10 üzerinden 8. Ölçüm yapıyoruz İstanbul'da biz. Bizim İstanbul İstatistik Ofisi var. TÜİK'le yarışır. Burada ofisi. Aman ya, bu yanlış TÜİK'le yarışır. Bu yanlış bir yarış oldu. Şimdi bütün bu kavramlar üzerinden altılı masa böyle bir süreç hazırlıyor. Bakın genel başkanımız çok özel işler yaptı. 2018'de Türkiye'de demokrasiyi baltalamak adına aynen seçimi iptal etme meselesi gibi İyi Parti'yi seçime sokmamaya gayret ettiler. Genel başkanımız muazzam bir hamle yaptı. 20 milletvekili verdi ve İyi Parti'yi sürecin içerisinde tuttu. Bu süreç bizi 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı sürecine taşıdı. Ve kalktık işte bizi ve diğer arkadaşlarımızın tercihiyle beraber Millet İttifakı'nın adayları olarak ama Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak neredeyse Türkiye'nin %50 nüfusunu yatırırız. Peki Ekrem Bey, o zaman niye Anadolu'yu geziyorsunuz, Doğu Anadolu'yu geziyorsunuz? Ama benim sorumluluklarım var. Bütün bunlardan benim genel başkanımın haberi var Fatih. Var mı hepsinde? Hepsinde. Bakın ben Türkiye'nin her yerine fayda sağlıyorum. Bakın ben yarın... Doğu Karadeniz gezisi, genel merkez haberi yoktu diyordu. Yarın Giresun'a cenazeye gideceğim. Gitmişken bile iki tane ilçede takip ettiğimiz, destek verdiğimiz yere vuracağım. Yani ben rahat duramam. Ya bu benim sorumluluğum. Kaldı ki bizim kapımızı... kapımızı çalıyor. Bakın Kars'tan, Ardahan'dan, Edirne'ye 300'e yakın Türkiye'deki belediyeye idari, mali, hukuki, teknik destek sunuyoruz. Ve bunu yapmak durumda. Bunu sadece ben yapmadım. Geçmişteki belediye başkanları da yaptı. Ama ben diyorum ki en iyisini yapacağız. Bütün bunlardan genel başkanımızın bilgisi var. Açılışlarımızdan var, gezilerimizden var. Doğu Karadeniz gezisinden var mıydı? Var tabii. Oradan da var. Çünkü genel merkezden bizim haberimiz yok. Orası manipüle edildi. Gayet güzel. Söylemlerime bakın. Size genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Alkışlar koptu. Size İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in selamını getirdim. Meral Akşener'in çok iyi galiba değil mi? Hepsiyle çok iyi. Hiç kimseyle benim aram kötü değil. Altın masada ufak bir kavga çıktı bugünlerde. Deva ile Gelecek arasında. Bilmiyorum. Benim baktığım mesele işte genel başkanımızın bizi o sürece taşıması ve bizim seçimi kazanmamız. Şimdi genel başkanımız ne yapıyor? Bir altılı masanın da aslında mimarı genel başkanımız. Evet, temel direği o şu anda. Yani mimarı o ve bir süreç yürütüyor. Hepimizin, yani benim de, Cumhuriyet Halk Partili olan herkesin olduğu gibi benim de iradem genel başkanımızın elinde. İmza atacağı karar Ekrem İmamoğlu'nun neferlik yapacağı bir karar. Yani hakkınıza çıkan o her şeye rağmen aday olabilir, hayır, İYİ Parti'nin adayı olur falan filan, bunlar genel, geçer değil mi? Hiçbir zaman değil. Ya benim bütün söylemlerime bakın, 2 senedir. Siz bakmayın o köşe yazarını, bu köşe yazarını ya da televizyonlarda yazan Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu meselelerini. Ekrem İmamoğlu'ndan genel başkanımıza daha yakın, daha çalışkan, daha nefer bir başka Cumhuriyet Halk Partili olamaz. Oo, ciddi iddia. Bu benim iddiam ya. Bir başkası da zaten daha iddialıyım ya diyebilir. Aynen şunun demek gibi. Ben İstanbul'un... Erdoğan topraktan da daha yakınsınız. İstanbul'un herkese. Yahu herkesin bir yakınlık tarifi var. O beni ilgilendirmez. Bakın yakınlık ben neyi anlarım biliyor musunuz? Görevini en iyi yapan. En layıkıyla yapan. Cumhuriyet Halk Parti'nin genel başkanı olarak bizim... Ben lider-nefer ilişkisini severim. Bakın biz eğer kurumsallığımıza hizmet etmezsek, ahlaklı bir şekilde süreci yönetmezsek bu millet bizi paçavra eder. Bu millet tarihi bir sorumluluk verdi bize. Hem de ne zaman? Hem de nasıl? 100 yıl önce Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduğu gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurduğu gibi 100 yıl sonra Cumhuriyet'in evlatları olan bizlere 2. yüzyıl için muazzam bir görev verdi. Ne demek ya, ben şu mu olacağım, ben bu mu olacağım? Orada bizim irademizi Sayın Genel Başkanımız temsil ediyor.
Orada attığı imzanın altına, attığı kararın altına, altılı masanın verdiği o kararın altına bize nefer olmak düşer. Nokta. Bir şey soracaktım ama vaktimiz, birkaç dakikamız daha var mı? Birkaç dakikamız daha var. Biraz sarktık ama. Göç meselesini unuttum konuşmayı. Şimdi evet. Göç meselesi bütün Türkiye'nin sorunu. 7 milyon, 8 milyon, 5 milyon rakamlar karışık ama en azından resmi rakam olarak 3 milyon 800 bin Suriyelimiz, 1,5 milyon kadar da Afgan ve diğerlerimiz devletin resmi kayıtlarında var dediğimiz zaman, yani ötesini söylemeye gerek yok. En azından bir 5 milyon, 6 milyon yakın insan burada var. Suriyeli, müthiş kültür farklılıkları olan, müthiş Türkiye'de kabullenilmesi zor bir takım hareketlerin içerisinde olan bir kısmı insanlar var. Elbette ki bir insani durum söz konusu idi ama bu artık onun ötesine geçtiği kanaati hasıl oldu toplumun büyük bölümünde. Ve burada oluşan toplumsal tepkiden bir parti, Zafer Partisi ve lideri Ümit Özdağ büyük bir rant elde ediyor belli oranda. İşte kimi ankette 5, kimi ankette 3, kimi ankette 1 ama bir orada bir damar tutuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili, göçmenlerle ilgili daha önce hazırlamış olduğu, 3-4 sene önce hazırlamış olduğu bir raporla bugünkü biz onları belli kurallarda yani geri yollayacağız söylemi arasındaki farklılıkta eleştirel sebep oluyor. Bu bir tarafa. İstanbul'da da en az 1,5 milyon kadar Suriyeli ve başka göçmenler var. Bu sayının geliş gidişlere beraber günlük 2 milyonu bulduğu da söyleniyor. Ve İstanbul'da belli bölgelerde gettolar oluştu. Bu çok rahatsız edici. Bununla ilgili BD'nin yapabileceği bir şey var mı? Sizin göçmen bakışınız nedir? Evet. Ne acı ki defalarca yazı yazmamıza, işbirliği önermemize rağmen devletimizin birimleri bu göç meselesinde bizi yanına bile yaklaştırmak istemiyor. Allah Allah. Evet. Halbuki can damarıyız. Ya bu millete suyu veren biziz. Gazı veren biziz. Ulaşımı veren biziz. Ve biz diyoruz ki arkadaş bizi içine katın. Ve dünyada yerel yönetimlerin bu kadar dışında kaldığı hiçbir dünya devleti yok şu anda. Biz varız. Ya yerel yönetimler her şeyle ilgili. Bakın güzel tariflerde bulundunuz. Ben size bir istatistik değeriyle bir tarif daha yapayım. Kişi başı su kullanım oranı üzerinden baktığınızda biz şu anda 19,5 milyona yakın insan evet, hizmet ediyoruz. Diyorum. 19,5 milyon. Dolayısıyla böyle bir yapının içerisinde bana 1 milyon, 1,5 milyon deseniz benim ona inanacak yok. Karnım tok. Olmaz. Bu doğru değil. Siz en az 3 yani, milyona yakın diyorsunuz. Ben her zaman şu 2-2,5 milyon civarında bu şehirde ne yazık ki mülteci şeyi var, rakamı var. Büyük oranda kaçak da var yani kurallara uyumsuz. Ama bu engellenemiyor. Niçin? Çünkü tutarlı, sağlıklı bir göçmen politikası başından beri uygulamadık. Olmadı. Bunu dış politikadan alın, o tutarsızlığı, sınır politikalarından tutun, yurt içindeki dağılım süreçlerine varıncaya kadar. Hatırlayın Allah aşkına. Yani neredeyse davulla zurnayla karşılamaya getirdiler milleti. Partizanlık üzerinden. Biz millet olarak herkesi kucaklarız. Ya tabii ki kucaklarız ama kucaklamanın bir biçimi var. Yani kalktılar 1912'deki Balkan Savaşı'ndaki o acı göç ortamıyla bunu kıyaslamaya. Maalesef. Kalktılar 80'li yıllardaki Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımızı buna, Kırım göçünü buna benzetmeye kalktılar. Ya bunlar olacak iş değil ya. Ya tarihten yoksunsunuz ya tarihi ya da her şeyi siyasete alet ediyorsunuz. O bakımdan bütün bu tutarsız alan şu an Türkiye'nin başına büyük bir dert getirmiştir. Belediye olarak da bakın, biz ne yapıyoruz? Tabii ki yoksulluklarıyla ilgileniyoruz. Biz tabii ki kadınlarıyla, çocuklarıyla ilgileniyoruz. Çünkü orada bir salgın hastalık olsa bela verecek. Allah muhafaza. En başında. Yani ama inanın kıyısından, köşesinden, göbeğinden değil yani. Çünkü öyle bir yetkimiz yok. Bakın tek bir lira bütçe bize aktarılmıyor bu konuda. Tek bir lira diyoruz ya, Avrupa Birliği'nden milyarlarca euro alıyoruz falan. Bize tek bir lira bu konuda aktarım yok. Aynı şeyden Hatay Belediyesi. Göç bürosu kurduk. İşte Hatay feryat ediyor, Adana feryat ediyor. Bakmayın Gaziantep, Kilis feryat edemiyor. Onlar zavallı. Onlar diyorlar da. Zaten dilleri tıkalı belediye başkanları. Yani Ankara ne derse onu yapıyorlar. Ama esas feryat onlarda. Onlar da var, Kilis'te. Yani bir düşünsenize nüfusunu, bir şehrin nüfusunu aşan, göçmeni kabul eden dünyada bana bir ülke kabul gösterin ya. %10 diye bir tarif vardır ve buna uyarlar. Şimdi efendim mahallenin nezdinde %10'a uyacağız. %20. İstanbul'da şöyle bir hamleyi başlat. Dedim kardeşim İstanbul kart var bizim. Bizim aslında kimliğimiz ID. Yani bütün İstanbulluların aslında alması. Ben kartını kimlik olarak tanımlamayan
İstanbul kart istemiyorum dedim. Fatih Altaylı. Kartı bir var ki günlük alıyorsunuz değil. İstanbul kartını alsın. Niçin? Keşke üstü ismini yazsınız. Tabii ismini de yazacağız. Ha. Yazıyoruz. Niçin? Başka uygulamalar da var. Hazırlıyoruz. Taraftarla ilgili, üç büyüklerle ilgili vesaire. Şunun için. Mesela biz milli bayramlarımızı ücretsiz yapıyoruz. Ya turisti de ücretsiz biniyor. Ya çünkü kontrolsüz bir alan. Kontrolsüz. Şimdi hedef koyduk. İnşallah 30 Ağustos'ta ilk şeyini çalıştıracağız. Tabii ki göçmen hakkı olarak bu şehirde konaklama hakkını verdiğimiz 500 binin üzerinde işte mülteci hakkı olan işte 500 binin üzerinde yani aslında 1 milyon 100 bin gibi bir rakam veriyorlar. Evet. Buna eyvallah. Yani ona da diyeceğiz ki sen de kartını al kardeşim, o kartla bin. Sorun yok. Sen de burada yaşıyorsun. Öyle ya da böyle ama kanun düzensiz, yasal... en azından düzensiz göçmeni dışarı alalım. Düzensiz göçmen parasıyla binecek. Ben ona ücretsiz geçme hakkını vermedim. Bu bağlamda örneğin kart üzerinden bir denetleme sistemi getireceğiz. Tabii ki parklarımızda ciddi bir denetleme yapıyoruz. Bakın hatırlarsanız göreve geldiğimin ilk ayında İstanbul'da bütün sahillerde mangal yakmayı yasakladım. Çünkü bunun bu şehirde yönetilebilir tarafı yok. Ama hala yakıyorlar. Hani çok az. Az, evet daha çok az. Yani öbüründe inanın bu duman kümelerin içinden geçemezsiniz. Çok az. Ama burada da ciddi kontrolleri yapıyoruz. Şimdi Tarihi Yarımada'da başka bir hamle başlatacağız. Yani Tarihi Yarımada'da bakın Ordu Caddesi'nin yayılaştırılması, Lale'nin belli oranda yayılaştırılması, turizm odaklı gelişime açılması. Sarayburnu'nu bitiriyoruz. Eminönü Meydanı'na başladık. Eminönü Alibeyköy hattını Eminönü'ne ulaştırıyoruz. Beyazıt Meydanı'nı bitirmek üzereyiz. Eylül ayında nasıl bir Tarihi Yarımada yapacağımızın orada bir çadırını kuracağız. Taksim galiba artık gündemde değil. Gündemde. Taksim gündemde. Taksim'de ne yazık ki bütüncül projemizi kabul etmediler. Evet. Biliyorsunuz Gezi Parkı'na el koydular. Ki davamız devam ediyor. O davayı kazanacağız. Öyle bir el koyma olamaz. Bizim yetkimizde. Ama hemen Atatürk Kültür Merkezi'nin önündeki alanı yapabilirsiniz dediler. Fakat düzeltilmiş proje talep ettiler. O projeyi hazırlıyoruz tekrardan. Oraya çok çekin ATM'ler. Tabii. Koyuyoruz. Oraya gireceğiz. Yani Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne gireceğiz. Tamam dedik. Kabul ettik biz de. Turizm Bakanlığı bu işin Ankara'ya gittim. Daha sonra bir araya geldik burada. Oraya başlayacağız. Yani Tarihi Yarımada'da niye söylüyorum? Tarihi Yarımada bizim tarihimiz 8600 yıllık. 3 imparatorluk dediğin zaman 2000 yıllık. Ya Osmanlı İmparatorluğu, Cumhuriyetimiz. Yani Cumhuriyet'in izleri burada. Buradan hasıl oldu. Dolayısıyla biz oradaki bu yabancılaşmayı, bu tabela sisteminden tutun, ne bileyim insanların davranış, tamam mülteci olabilir, kayıtlıysa hakkına riayet edecek. Peki bu Arapça tabelada bir şey yapamıyor musunuz? Efendim? Arapça tabelalara bir şey yapamıyor musunuz? Tam ona geliyorum işte. Kayıtlı değilse ona göre gereği yapılacak. Bu tür tabelalaşmanın kesinlikle önüne geçeceğiz. Fatih Belediyesi de Allah'a var bu konuda hani bizimle çok beraber uyumlu bir evet, süreç yürütüyor. O konuda birçok konuda ortak diyalog evet. alanı yürütüyoruz. Bakın Fatih Bey, ben ne isterim biliyor musun? 39 ilçe belediye başkanımla iyi çalışayım. Yani yoksa Allah benim başıma bu tarzda 20 tane Tevfik Göksu versin. Bu tarzda devam ederse. Yani ondan 30 tane olsun benim faydama, zararıma değil yani siyasi olarak. Ama ya iş üretme adına vallahi en çok Tevfik Göksu'yla uzlaşmak isterim. Bakın niye? Esenlere fayda verelim, İstanbul'a fayda verelim. Ama bu uslupla benim işim olmaz yani. Bu uslupla yaparsan her gün puan kaybedersin, ben puan kazanırım. Ama öyle puanı ben istemiyorum. Ekrem İmamoğlu öyle bir Ekrem İmamoğlu. Onun için bu mülteci meselesinde işbirliklerini arttırarak yerel yönetimlerde olabildiği kadar etkimizle, yani şu an mevcut pozisyonda diyorum ya hiçbir yerinde yokuz hukuken, kanunen. Ya ama en azından İstanbul kart vasıtasıyla bir hakimiyet kurabiliriz diyorsunuz. Bir tespit alanı ediyoruz. Ve diğer o fiziksel alanlarda da yetkimizi kullanarak bir disiplin getirme hususuyla biz bu işi yani İstanbul'u ya kardeşim bizim evet biz zengin bir milletiz. Bizim Süryanimiz var, bizim Hristiyanımız var, Ortodoksumuz var, Musevimiz var, bizim Alevimiz var, Şafiimiz var, Caferimiz var, Sünnimiz var, inançsızımız var, herkes var yani bu milletin arasında. Sağ olun, 86 milyon insanımızla ilgili asli sorumluluklarımız var. Diğerlerine karşı insani sorumluluklarımız var. Evrensel hukuk üzerinden sorumluluklarımız var ama bunu çiğnemeye kalkanlara karşı da
mutlaka hukuk düzeni içerisinde cevabımızı vereceğiz. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Konuşacak çok şey var. Bir günde oturup İstanbul'un gelecek vizyonunu, modern İstanbul nasıl olmalı, nasıl olabilir? Belki gerçek sizi... konular bunlar aslında. Bence onları konuşmak lazım. Yani. Evet, bunlar bu konuştuğumuz lafı güzel ve aslında İstanbullulara, Türkiye'ye faydası olan konular değil ama merak edilen konular var. Keşke bir gün bir teke tek bilimde siz olmasanız bile belki bu İPA'dan arkadaşlarla böyle otursak da işte modern genç ekibimiz var. Nasıl enerji tasarruf yapacak İstanbul? Nasıl güneş enerjisinden faydalanacak? Kentsel dönüşüm depreme dayalı nasıl olacak? Bunları konuşabilsek ama ne yazık ki ben hani görüyorum kaotik dünyayı yırtıp bilime, tarihe yönlendirmeye çalıştığınız programlarınız oldukça var. Yani teşekkür ederiz. Çünkü bu girişimler önemli. Ya gerçekten sizler, bizler yani belli bir yaş grubu üstü. Yani şöyle söyleyeyim. 40 yaş altına çok mahcubuz Fatih Bey. Hem de nasıl. Çok boş işlerle uğraşıyoruz. Hem de nasıl. O güzelim çocuklar, o güzelim gençler öyle dolu dolu bakıyor ki geleceğe. Ben babamları suçlardım ama şimdi biz daha beter. Yani bize bakıp hayal kırıklıklarıyla, umutsuzluklarıyla bakıyorlar. Umarım onlara mahcup olmaz. Benim en büyük şeyim ne biliyor musunuz? Şu şehrin çocuklarına mahcup olmamak. İnşallah. Sıralama olarak söylüyorum. İnşallah kimse olmasın. Çok teşekkür ederiz. Çocuklara mahcup olmamak en güzeli, en doğrusu. Sağ olun Sayın Başkan. Tartışmalı konulara cevaplar verdiniz. Kimisi tatminkardı, kimisi daha az tatminkardı. Kimisi tekrar konuşmaya muhtaç. Uzun bir aradan sonra tek tek sizi görmek iyiydi. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmeyi umuyoruz. Elimizden geldiğince adil olma gayreti içerisindeyiz. Sizin de bunu hakkımızı vermeniz ayrıca şahsım adına teşekkür ediyorum size. Değerliler, Ekrem Bey'le beraberdik. Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Hakkındaki iddialara, siyasetteki gelecek vizyonun ne olduğuna ilişkin, İstanbul'da neler yaptığına, neler yapmadığına ilişkin konuları ele aldık. Büyük projem yok dedi. Dev projeler yapmaktan yana değilim. İnsana dokunan projelerden yanayım. Geçmişin yarım kalmış, harada gürele'ye gelmiş işlerini tamamlamaya, onları bir toparlamaya çalışıyorum dedi. Engellemelerden bahsetti. Ama tabii siyasette mühim olan engellemelere rağmen yol alabilmek. Herkesin önünde engel çıkarılıyor. Haklı, haksız. Siyaset biraz da böyle bir alan. Afetlerde burada olması ilgili sorulara yanıt verdi. Dedi ki toplam 3 yılda 3 kez tatile gittim. Toplamı 10-12 gün civarındadır. Bunlarda da gelsem ne olacaktı sonuncusunda, gelmesem ne olacaktı? Sorun zaten tamamlanmış, bitmişti. O gün şov için gelemezdim. Ben bu işi şov yapmak için yapmıyorum, iş yapmak için yapıyorum dedi. Ben yine de biraz da siyasette yerinde olmak gerektiğini hala inandığım için haklı bile olsa... kendi bakış açısıyla hani burada olmak daha iyidir diye düşünüyorum. Özellikle siyasetin böylesine gergin olduğu ve yoğun bir 2023'e doğru gidilen bir dönemde sanki gelse daha doğru olurdu diye düşünüyorum ama herkesin kendi yoğurduğu işi kendine. Sonuçta İstanbul'da ben yönetmiyorum, kimse de ben yönetmiyorum. Ben sadece fikrimi söylüyorum. Eleştiriye çok açık olduğunu, eleştiriden keyif aldığını söyledi. Zaman zaman bunun aksi olan davranışları içinde hem kendisinin hem ekibinin özür diliyorum. Doğrudur. Zaman zaman duygusal çıkışlar yapmış olabilirim. O gün hata yapmış olabilirim. Bir kez daha özür diliyorum. Hem muhataplarımdan hem İstanbul halkından dedi. Valla 2,5-3 saatin tamamını tekrardan size anlatacak halim yok. İşte izlediniz. Bir tek taksiyi konuşamadık. ama onu da biz çözeceğiz. Onu da bir gün inşallah çözeriz ama yani bütün engellemelere rağmen. Ben taksilerden çok memnunum. Biliyorum sizin çılgın projeniz taksi. Ben taksilerden çok memnunum. Taksi bulamadığım için yürüyorum. Yürüdüğüm için de çok gençleştim. Günde 5-6 bin adım atıyorum. Bu da güzel bir bakış. Çünkü taksileri asla almıyor. Hatta bazıları zorla binersen de beni indiriyorlar. Bu yaştan sonra taksilerde kavga edecek halim de yok. Ne yapayım? Yürümeyi tercih ediyorum. Sportif hale geldik bir anda yani. Ben Henry Ford'u çok severim. Otomobil çok iyi bir şeydir diye düşünürüm ama taksiler sayesinde otomobilden uzak kaldık. İstanbul'da sıklıkla yürüyoruz. Herkese iyi geceler. Bir hafta boyunca yokum. Haftaya teke tek olmayacak. Çok özür dilerim. Ben de tatil yapıyorum. Ekrem Bey diyeyim. Ben kendim gidiyorum tatile. Ben de tatil yapacağım birkaç gün. Bu sene çok tatil yapıyorum. Yaşlandım. Son tatiller belki olabilir diye. Haftaya teke tek yok. Bir sonraki hafta tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.